Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Tutturun sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Her zaman her yerde. Herkese merhaba, programımıza hoş geldiniz. Birlikteliğimiz 15'te başladı ve 17.30'a kadar devam edecek. Bu süre içerisinde pek çok konuyu işleyeceğiz. Dünya Kupası başta olmak üzere. Elbette ki transfer haberleri var. Edindiğimiz bilgiler telefon bağlantılarıyla bu transfer haberleriyle ilgili gelişmeleri soracağız. Güne yansıyanları sizlerle paylaşacağız. Hem yurt içinden hem de yurt dışından her zaman olduğu gibi telefon bağlantılarımız olacak. Değerli dinleyiciler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı Mehmet Büyükekşi İzmir'e gitti. İzmir valisiyle görüştü. Göztepe Altay derbisinde, yani İzmir derbisinde çıkan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı. Önce onu dinliyoruz. Ardından Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu canlı yayında konuğumuz olacak özel röportaj bölümünde. Kendisine bu olayı nasıl değerlendirdiğini ve kulübe açısından nasıl bir yorum yaptığını soracağız elbette ki. Başka sorularımız da olacak birazdan. Şimdi Mehmet Büyükekşi'yi dinliyoruz. Hastamız Mehmet Çakır'ı ziyaret ettik. Başhekimimizle, hocamızla birlikte. Beklediğimizden çok çok daha iyi gördüm. Maşallah. Morali gayet düzgün. Kendisi gayet iyi bir durumda. Bizim için en önemli konu insan sağlığı. Onu bu şekilde görmek bizi çok mutlu etti. İnşallah yönetim kurulu üyemiz Talat Bey, biliyorsunuz Talat Papatya. İyileşmez alıp federasyona getirecek kendisini. Ben de biliyorsunuz Haziran ayında İstanbul'da Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası'nda Şampiyonlar Ligi finali orada olacak. Finale davet ettim kendisini. O da inşallah dedi. İnşallah her türlü Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu spor taraftarımızın yanındayız. İnşallah güzel günlerde tekrar onunla birlikte olacağız. Moral motivasyonu gayet iyi. Kendisiyle de konuştuk. Çok memnun oldum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi dinledik. Değerli dinleyiciler, birazdan Sinan Kaloğlu bizimle birlikte olacak, Altay'ın teknik direktörü. Özel bir röportaj gerçekleştireceğiz kendisiyle. Biliyorsunuz Hollanda'da yurt dışında forma giydi, uzun süre yurt dışı deneyimi de olan bir futbolcu. Beşiktaş'a transfer olmuştu Mircea Lucescu döneminde. Bence Beşiktaş'ta da çok başarılı günleri geçti. Ben teknik direktör olarak da çok başarılı olacağı kanaatindeyim. Geçen sezon iyi bir başlangıç yapmıştı. Süper Lig'de bitime 8 hafta kala Altay'ı almıştı. Şimdi Altay'la devam ediyor. Biliyorsunuz Altay yetiştiği kulüp Sinan Kaloğlu'nun. Tabii bu üzücü olaylarla ilgili ne konuşacak merak ediyorum. Elbette ki onun da yapacağı yorumlar vardır. Neden? Çünkü hem Göztepe hem Altay cephesine baktığımızda bütün bu olaylar Göztepe ve Altay'ın hedeflerini vuran nitelikte. Onlara zarar verecek. Çıkabilecek cezalar ne yönde olur? Bütün bunlara da bakacağız. Biliyorsunuz bir fişe katıldı, işaret fişeği Altay tribününden Göztepe tribününe doğru. Bunu atan kişinin psikolojik durumu nedir? Uyuşturucu bağımlısı mıdır? Bütün bunlar da araştırılıyor. Araştırılan konular arasında, ama ne olursa olsun o fişeklerin nasıl oraya sokulduğu son derece merak konusu. Çünkü biliyorsunuz özel bir şirkette anlaşıldı ambulans şoförleri. Bu özel şirkette çalışan ambulans şoförlerinin sırt çantalarında fişekler içeri sokuluyor, tuvalete bırakılıyor. Oradan da işte bu fişeği atan kişiler tarafından alınıyor vesaire. Tabii objektif sorumluluk ilkesini unutmamak lazım. Orası Göztepe'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bir maçtı. Yani Gürsel Aksel Stadyumu Göztepe'nin stadyumu. Sonrasında Göztepe tribünden bir kişi inerek kaleci Ozan'ı, Altay'ın kalecisi dövmeye kalkıyor. İki tane elindeki bayrak direğiyle iki kez vuruyor. Yere düştüğü halde vurmaya yelteniyor vesaire. Sonra İbrahim Öztürk onu tutuyor. Altaylı tecrübeli futbolcu ve sonrasında güvenlik güçleri geliyor. Ama güvenlik güçleri bu kişi tribünden atlayıp neredeyse 30-35 metre koşuyor olmasına rağmen engelleyemiyorlar ya da görmüyorlar vesaire. Çünkü Göztepe tribünündeki olaya kanalize olmuş durumdalar. Neresinden bakarsanız sorgulanmaya muhtaç bir durum bu ve dünyaya da çok kötü bir örnek oldu. Anında bütün dünya basında bu haberleri yayınlamaya başladı değerli dinleyiciler. Hala devam niteliğinde haberler yayınlıyorlar. Çok tecrübeli bir isim. Eski Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkan Vekili, Beşiktaş'ta yöneticilik yaptı yıllarca ve şu anda Beşiktaş'ın Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini üstleniyor avukat Ahmet Akpınar bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, iyi yayınlar. İyisiniz umarım.
İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Aslında çok şöyle demek lazım, ülkemiz gidiyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Çıkabilecek bu İzmir derbisiyle ilgili çıkabilecek cezalar hakkında öngörünüzü merak ediyorum. Siz yıllarca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda da başkan vekilliği yaptınız. Evet. O bakımdan merak ediyorum fikrinizi. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Sondan başlayayım. İbrahim Öztürk'e kaç maç ceza verecek? Yazık değil mi, saldırganı aldığı yere fırlattı? Bence federasyon başkanı hemen buna el koymalı. Temsilci ek bir rapor yazmalı. İbrahim Öztürk sevk edilmeli. Bu da o cezayı onamalı. Tabii bunu ironi olarak yapıyorum. Biliyorum. Ankaragücü Beşiktaş maçında. Josef'e verilen cezayı verirken Sayın Futbol Federasyonu'nun atanmış başkanı ve kurulları son derece mutlulardı. Cezayı da onadılar. Josef'in psikolojisini bozdular. O günden beri farkındaysa Josef tam bir randıman veremiyor. Dengeleri bozdular yani. Bunu hal böyleyken perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Siz o cezayı vermezseniz, onore eder gibi hiçbir ceza vermezseniz Ankaragücü'ne, o taraftarın yaptığı da yanına kar kalır düşüncesi yapmıştır. En ağır cezayı vermeliler. Verebilecekler en ağır cezayı vermeliler. Çünkü o çocuğu öldürebilirdi de. Doğru söylüyorsun. Ve hatta şimdi ona da bir ceza versinler. Ayıp değil mi? Niye taraftara sırtını dönüyor, değil mi? Olmaz. Hemen onu da sevk etmeli. Tahrikten dolayı ona da ceza verilmeli. Yani Türk futbolunda bakın, bakıyoruz Dünya Kupası'na, Gambiya'dan hakem var. Türk hakemleri nerede? Yok. Hadi takımımızdan vazgeçtik zaten. Türkiye'nin esamesi okunmuyor. Marka değerimiz yerlerde. Böyle başa böyle tıraş. Siz önce maçta seyirsiz oynanacak diyorsunuz. Sonra baskılar geliyor. Şeyle oynanıyor. Söyleyin. Seyirciyle oynanıyor. Şimdi Ankaragücü'ne gösterilen tolerans sırf İzmirli olduğu için, Yavuz denilen İzmir takımları olduğu için ceza verilirse bunu da ayrıca tartışmak gerekir. Ama ceza verilmeli mi? Tabii ki verilmeli. Hem de en ağır şekilde verilmeli. Çünkü bu yolu açan federasyondur. Başka ülkede olsa ne federasyon, ne emniyet müdürü, ne vali kalır. Hı hı. Balık baştan koptu gidiyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Yani buna bu altını dedim. Çizdiğiniz ayrım çok önemli. Nüans değil. Yani küçük bir fark değil, önemli bir ayrım. Yani Ankaragücü'ne farklı uygulama, İzmir takımları diye İzmir takımlarına farklı uygulama yapılmaması lazım. Kesinlikle yapılmaması lazım, ama şimdi siz İzmir takımlarına ağır cezalar verirseniz ki hak ettiler. Orada tartışması zaten. Biz de olsak görevde aynı cezaları verirdik, ama o zaman şu soru aklımıza gelecek. Neden Ankaragücü'ne verilmedi? Çünkü Ankara'nın bir lobisi var, milletvekilleri var. Saldırgan benim meslektaş demeye utandığım kişiler tarafından savunuldu ve serbest bırakıldı. Hı hı. Ve bu yüzden de bu çifte standart ortadan kalkmadığı sürece, yani bizim takımımız, Yavuz İzmir'in takımı kıyaslaması olmadığı takdirde bu işler düzelir. Ama bunu yapacak federasyon var mı? Hayır. Çünkü yine söylüyorum, Türkiye'de Futbol Federasyonu seçimleri ilk son kez 2006'da yapıldı. Gerçek anlamda demokratik seçim o zaman yapıldı. Ondan sonraki federasyon başkanları ve kurulları hepsi atanmış olarak geldi. O yüzden de zaten her geçen gün Türk futbolu geriye gitti. Türk futbolundan, siyasette temizleyemedik FETÖ'cüleri. Türk futbolundan FETÖ'cüleri temizleyemezsek daha da kötü günler görecek. Peki. Artık habis gibi Türk futbolunun içine girdiler ve her geçen günde yaralıyorlar. Son derece önemli açıklamalar. Sayın Ahmet Akpınar bu açıklamaları yaptı. Tutturun sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Özgür Sancar, özel röportaj. Programımızın başında ifade etmiştim. Sinan Kaloğlu özel röportaj bölümümüzde bizimle birlikte olacak. Altay'ın teknik direktörü demiştim. Şimdi bizimle birlikte Ahmet Akpınar'la yarım kalan röportajımızı birazdan yayınlayacağız. Çünkü sevgili Sinan Kaloğlu çok namüsait bir yerde. O bakımdan çok fazla kalamayacak yayınımızda. Kısaca düşüncelerini soracağız bu elim olayla ilgili, derbiyle ilgili olarak. Sinan, hoş geldin yayınımıza, merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar Özgür abicim. Çok teşekkür ederim ben de. Geçmiş olsun diyorum her şeyden önce. Çok teşekkürler. Sağ olun. Öncelikli olarak Ozan'ı sormak istiyorum. Ozan'ın durumu nasıl? Kaleci Ozan'ın sağlık durumu?
Yani kaleci Ozan'ımızın durumu iyi. Başında 5-6 dikiş vardı. Dün akşam saatlerinde tapurcu oldu kendisi. Tabii olayın biraz şokunda, duygusal da bir çocuk. Ama iyi, çok şükür. Hani bir oh çektik açıkçası, bir korkmuştuk hastaneye gönderilirken. Ama şimdi durumu iyi, çok şükür. Eminim hemen MR falan çekmişlerdi değil mi? Evet evet. Başında hasar var, beyninde. Çekildi, evet çekildi, hepsi yapıldı. Dün akşam itibariyle de taburcu oldu hastaneden. Çok şükür durumu iyi şimdi. Harika, geçmiş olsun bir kez daha. Tamam. Bunun dışında bizim görmediğimiz alanlarda gerginlik çıktı mı? Herhangi bir arbede yaşandı mı maçtan sonra, olaylardan sonra daha doğrusu? Ya aslında Özgür abi, biz tabii çok üzgünüz. Hani cidden çok üzgünüz. Çünkü ya olmaması gereken olaylar, olmaması gereken davranışlar. Yani çok güzel bir derbi. Türkiye'de sayılı derbilerden biri. Ama maalesef bu derbinin keyfini yaşayamadık. Çok üzgünüz. Maçın öncesinde olaylar vardı, maçın içinde vardı, maçtan sonra olaylar oldu. Yani gerçekten olmadı yani. Üzgünüz, çok üzgünüz. Aslında kelimelerin bittiği yerdeydik maçın içinde açıkçası. Yani Göztepe'li kardeşimize de Allah'tan acil şifa diliyoruz. Gerçekten aklımız, kalbimiz, dualarımız hem onunlaydı hem de kaleci Ozan'ımızdaydı. Yine maçtan sonra inşallah olaylar olmasın diye dualar ettik. Yani artık bu tansiyonun düşmesi lazım. Gerçekten hani bu tip olayları şiddetle de kınıyoruz. Kınamaya devam edeceğiz. İnşallah son bulur Özgür abicim. İnşallah. Yani çocuklar aileleriyle birlikte rahat rahat tribünlere gelip maç seyretmeli. Yani bizim şimdi gördüğün gibi çok tırnaklarımızla, çok büyük bir özveriyle maçlara çıkıyoruz. Bu sene çok güzel şeyler yapıyoruz takım halinde. İlk 11'de oynayan 4-5 tane oyuncumuz ilk defa böyle bir atmosferi heyecanını yaşıyordu. Genç çocuklar, 16-17 yaşında çocuklarla biz bu maça çıktık. Gerçekten maçın güzel bir şekilde gitmesini, hani sonuç ne olursa olsun ama centilmence, güzel, zevkli bir maç olmasını dilerdik açıkçası. Çocuklar da çok heyecanlıydı maçtan önce. Böyle bir atmosferde ilk defa oynayacaklar. Yani derbi anlamında söylüyorum yani. Maalesef olmadı. Onlar adına da çok üzüldüm. İnşallah bir daha olmaz ya Özgür abicim ya. İnşallah. Tabii ben bazı şeyler duydum. Söylentiler de var. Somut bilgilerin ya da yapılan resmi açıklamaların dışında. Bu işaret fişeğini Altay tribünden yollayan kişi, taraftar olarak nitelenmemek lazım. Çünkü taraftarlık böyle bir şey değil. Kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğu vesaire, birçok dedikodu dönüyor ortada Sinan. Bununla ilgili evet, somut bilgiler var mı size ulaşan, kulübe ulaşan? Ya sonuçta böyle tabii bir olay hepimizi üzdü. Açıkçası ben de tam olaya o kadar vakıf değilim. Kim, anladım, nereden, nasıl, ne yaptığı bilmiyorum Özgür abi. Ama tabii ki hem Altay taraftarının geneline, yani Altay taraftarına hem Göztepe taraftarına bu olaylar bağdaştırmamak lazım Özgür abi. Çünkü neden? Yani daha önce işte Göztepe'nin kulübün içinde görevliler gelip Altay Alsancak stadında maç seyrettiğinde hiçbir Altaylı bir şey yapmadı. Yani bu tip olaylar hiç olmadı. Ben de 2 hafta önce Keçiören Gücü karşılaşmasına gittim. Taraftarların arasında maçı seyrettim. Notlar aldım çünkü rakibimizi yakından izlemek istedim. Bana karşı da hiçbir şey olmadı. Saygısızlık olmadı. İlgiyle karşılandım. Sıcak davrandılar Özgür abi. Hı hı. Yani camialar arasında problem yok. Taraftarlar arasında da bence problem yok. Çünkü İzmir'in iki güzide kulübü, Türkiye'nin iki güzide kulübü, tarihi kulübü. Açıkçası hani bu tip şeyler inşallah dostluğu bozmaz. Yani bir an önce bu olaylar biter. Yapanları da gerçekten şiddetle kınıyorum yani. Hı hı. Son derece haklısın. Seni de çok zor durumda bırakmak istemiyorum daha fazla zamanını alıp Sinan, ama sormak istediğim birkaç soru daha var. Onlara da sorayım izninle. Sevgili Sinan Kaloğlu bizimle birlikte, Altay'ın teknik direktörü biliyorsunuz. Sinan, şimdi bir de şu yorumu yapmak istiyorum izninle sormadan önce. Şimdi Karşıyaka Göztepe rekabetini biliyoruz. Orada istenmeyen görüntüler ortaya çıkıyordu ama Altay'ın ne Karşıyaka'yla ne de Göztepe'yle çok büyük bir husumeti yoktu benim bildiğim kadarıyla.
Yani evet. Nasıl oluyor da böyle sanki dünyanın en azılı düşmanları gibi iki kulüp taraftarları arasında buna benzer şeyler, daha doğrusu iki kulüp tribünleri arasında buna benzer şeyler çıkıyor ortaya. Bunu anlamıyorum. Bu benim yorumum. Sana sormak istediğim soru da şu. Şimdi bu hiç kuşku yok ki çok zor imkanlarla 15-16 yaşındaki futbolcularla ligde tutunmaya çalışan ve bu konuda başarılı olan Altay'ın bundan sonraki süreçte sezonun geri kalan bölümündeki performansını etkileyebilecek bir olay. Keza Göztepe için de aynı şey geçerli. Onlar da şampiyonluk mücadelesi veriyorlar. Onları da sekteye uğratabilecek nitelikte bir olay. Daha çok evet. Buradan bu açıdan düşünmek lazım. Sen de yolun başında ama kendini yetiştirmiş bir teknik direktör olarak elbette ki bir takım idari tedbirler alacaksın. Şimdi ceza gelecek diyorlar, olacak, bu olacak. Futbolcuların demoralize olduğunu düşündüğümüzde tekrar özgüvenlerini kazanmaları, bu olayın yarattığı travmadan kurtulmaları için de senin büyük bir mesai harcaman lazım. Ne diyorsun bundan sonraki süreçte? Ya öncelikle öncelikle hiçbir puan, yani hiçbir maçlar, hiçbir şeyler candan daha önemli değildir Özgür abi, açıkçası. Yani insanlar yaralanmasın, insanlar ölmesin. Yani sonuçta bu bir futbol ve yani insanlar keyif alması lazım futboldan. Çocuklar aileleriyle birlikte gelmeli, keyif almalı. Yani o konuda çok üzgünüm zaten. En çok ona üzüldüm. Evet, biz çok zor şartlarda bu sene büyük bir emek sarf ediyoruz. Çok da gurur duyuyorum oyuncularımla. Çok iyi bir şekilde gidiyoruz. Tırnaklarımızla kazıya kazıya bir başarı elde ediyoruz şu anda. Ve maça da çok iyi hazırlanmıştık açıkçası. Bu çıkışımızı, bu başarımızı devam ettirmek istiyorduk. Çocuklar için bir tabii ki üzücü bir travma oldu. Genç çocuklar çok fazla bizim takımımızda. Onlar ilk defa böyle bir olayları gördüler. Açıkçası inşallah bir daha da görmezler. Ama biz mümkün olduğunca onların moral motivasyonunu yüksek tutmaya çalışacağız. Tabii hem kendi kulübümüzün hem Göztepe kulübünün birlikte yaptığı ortak açıklama çok değerli. Yani İzmir'imize yakışan bir açıklama. İnşallah hani insanlar zaten burada hep karşı karşıya sokakta, caddede beraber yaşıyorlar. İnşallah bu olay bir daha yaşanmaz. Yaşanmasına da izin vermeyelim diyorum yani. Umarım etki etmez Altay takımına. Sen böyle bir kaygı taşıyor musun Sinan? Ya açıkçası bunun önlemlerini almamız lazım. Tabii evet. Ki hani sosyal medyada olsun, televizyonlarda yapılan yorumlarda olsun hep böyle hani kulüpleri, tüm Türkiye'deki kulüpleri birbirine kırdırmaya yönelik değil de tam tersi hani böyle futbolun bir seyir zevki olduğunu, hani bu tip şeylerin iyi olmadığını yapmamız lazım, lanse etmemiz lazım. Doğru söylüyorsun. Yani biz tansiyonu ne kadar düşürürsek o kadar insanlar daha sakin bir şekilde maç seyreder diye düşünüyorum. Peki. Yani. Bolu Spor maçı var. Bolu Spor maçında başarılar dilerim. Tabii iç saha maçı olarak gözüküyor ama bakalım Türkiye evet. Futbol Federasyonu'ndan nasıl bir karar çıkacak. Evet. Buna göre Altay'da oynayacak. Evet, zor bir karşılaşma olacak. Bolu Spor'da bu sene iyi giden, başarısını devam ettiren bir takım. Bizim için zor bir karşılaşma olacak ama bir an önce biz de tabii iyi hazırlanıp o karşılaşmada da biz de çıkışımızı sürdürmek istiyoruz yani. Başladı mı antrenmanlar Bolu Spor maçı için? Yarın başlayacağız. Yarın başlayacaksınız umarım. Evet. Bu sağaltım süreci, yani oyuncuların psikolojinin düzelmesi, tabii sadece oyuncuları değil sen de çok üzüldün. Senin için de büyük bir travma, ekibin için de büyük bir travma, teknik ekip için söylüyorum. Ya tabii sonuçta çok üzülüyoruz. Size de destek olmaları lazım. Kalecimiz Ozan bu sene gayet başarılı, görüyorsunuz çok başarılı bir çocuk ve böyle bir şey başına geldi. Yani çok üzüldük. Allah'tan çok daha kötü bir şey olmadı. Çok dua ettik. Ama tabii bunların hepsi bir travma. Bunların hepsi bir üzücü bir olay. Hı hı. Açıkçası Özgür abi kolay şeyler değil ama toparlanacağız. Peki. Altay kalesinde olacak mı Ozan Bolu Spor maçında? Oynayabilecek durumda mı yoksa? Bu hafta biraz bir değerlendireceğiz. Şu an bunu bir şey söylemek için erken. Peki. Büyük geçmiş olsun Sinan. Var mı kamuoyuna vereceğin son bir mesaj? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii bu tip olaylara şiddetle kınadığımı söylemek istiyorum. Herkese sağduyuya davet ediyorum. Bir daha yaşanmasın. Çünkü gerçekten futbol çok güzel. Çocukların stadyumlardaki hayallerini almayalım.
Onları gönül rahatlığıyla aileleriyle birlikte stadyumda güzel maçlara davet edin. Bir de unutmadan Sinan şu var. İbrahim Öztürk büyük bir soğukkanlılıkta geldi saldırgana, kaleci Ozan'a saldıran kişiyi orada durdurdu. Onu itmedi, evet. Kalkmadı. Sadece bir daha vurmasını engelleyecek bir davranışta bulundu. Biliyorsun, evet. Ankara Gücü Beşiktaş maçından sonra da bir saldırı oldu Beşiktaş'ta oyunculara. Orada da Joseph de Souza müdahale etmişti ve ona ceza geldi. Şimdi bu konuda tartışılıyor. İbrahim Öztürk durumuyla ilgili bir yorum yapmak ister misin? Yani açıkçası kötüye kötüye cevap vermemek en güzeli. Yani orada kaptan İbrahim'in yaptığı hareket gayet doğal, doğruydu bence. Çünkü zaten cezasını çekecek Özgür abi. Doğru. Ama bir daha orada yani kaptanımızın bu duruma düşmemesi doğru bir hareketti. Kötüyle kötü değil, kötüye iyilikle karşılık vermemiz gerekiyor. Doğru. Son derece soğukkanlı ve sağduyulu bir davranışta bulundu. Sadece o kişiyi tuttu, bir daha vurmasına engel oldu İbrahim. Umarım İbrahim'e de ceza çıkmaz federasyondan böyle yaptı diye. Değil mi? Ben o kaygıyla sordum sana bu soruyu aslında. Umarım çıkmaz. Tabii senin de bu konuda çok fazla yorum yapmaman lazım. Yapacağın her yorum, söyleyeceğin her şey aleyhine ceza olarak dönebilir. O bakımdan anlıyorum seni. Sinan, çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Tekrar görüşürüz. Sağ olun, iyi yayınlar dilerim. Sinan Kaloğlu bizimle birlikteydi. Altay'ın teknik direktörü. Tutturun sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Her zaman, her yerde. Haber Özel. Haber Özel. Önemli bir hukukçu, avukat Murat Teber bizimle birlikte. İzmir derbisinde çıkan olaylar sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan nasıl bir yaptırım kararı, nasıl bir ceza kararı çıkabileceği konusundaki fikirlerini kendisinden rica edeceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Özgür Bey merhaba, iyi yayınlar. Herkese tüm spor dinleyicilerine selamlarımı iletiyorum. Eksik olmayın, ben iyi çalışmalar dilerim. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Yoğun Özgür Bey, yani şekilde koşturuyoruz, her şey yolunda. Hangi sıkıntımız yok. Harika, sevindim. Gündemi takip ediyoruz bizler de. Öncelikli olarak bir spor sever olarak bu İzmir derbisinde çıkan olayları nasıl yorumladığınızı sormak istiyorum size. Özgür Bey şöyle işte, aslında gerçekten bir hem spor sever olarak hem de hukukçu olarak baktığımız zaman yani şimdi iki tane büyük camia var. Bakıyoruz Altay, gerçekten Altay ve Göztepe kulüpleri ülkemizin camia olarak yani uzun tarihi olan, kültürü olan camialar. Şimdi sahaya bakıyorsunuz, sahada futbolcular arasında herhangi bir anlaşmazlık yok. Teknik ekip tarafında herhangi bir şey yok. Tribünün geneline baktığımız zaman maç güzel başlamış. Yani güzel, keyif alınabilecek bir maç esnasında münferit bazı maalesef, gerçekten bu sadece bu Göztepe'nin stadında olduğu için söylemiyorum. Yani bu gerçekten bu münferit olaylar bizim yani herhangi stadda olabilecek şekilde, yani herhangi bir kulübe atfedilecek taraftar davranışı olmayan tamamen bir nasıl söyleyeyim, insanlık demeyeyim de yani biraz yani İnsanlıkta bağdaşan bir davranış yani, değil yani. Şunu söylemek lazım. Bu işin arkadaşı sporla ilgisi yok aslında. Bu davranışın arkadaşı psikolojiyle, sosyolojiyle, toplumsal bir ifade değerlendirmek lazım. Aslında bu gerçekten şeydir. Bu toplumsal bir sorunun içeriği olabilir ya baktığımız zaman. Yani bir de bu hacip toplum, bu her toplumda olabilecek bir davranıştır. Yani bizim futbol fanatizmini ateşe şeyi karıştırıyoruz. Yani aslında futbol bir eğlencedir. Doğru. Futbol bir kültürdür. Futbol bir kaynaştırır. Spor insanları kaynaştıran bir şeydir, etkidir baktığımız zaman. Ama şu var, gerçekten sadece bizim ülkemiz için söylemek istemiyorum. Yani bu her ülkede yaşayabiliyorsunuz bunu. Her ülkede görebiliyorsunuz bir davranışta. Bu tamamen kişinin kendisinden kaynaklanan, geçmişinden veya kendi iç dünyasından kaynaklanan bir tepkilerin ortaya çıkması. Yani gerçekten bu davranış insanla bağdaşan bir davranış değil. Yani gerçekten üzülüyoruz. Sosyopsikolojik etkenlerini araştırmak lazım. Sizin uzmanlık alanınız olan hukuk açısından baktığımızda hukuk sosyolojisi. Hatta nöro hukuka kadar gider bu işin, değil mi? Kesinlikle. Yani şu olaya bakıyorsunuz Özgür Bey, yani baktığımız zaman bir olayın spor hukuku açısından alanı var. Disiplin soruşturması açısından bir şey var, alanı var. Bakıyorsunuz ceza hukuku açısından alanı var. Baktığımız zaman şey var, yani burada şimdi gerçekten iki tane, yani birisi yani bir takımın kalecisi, saha içerisinde olan bir oyuncu yapılan bir darp var. Bir de iki, tribünden bir başka bir, yani müfredine bir şekilde bir tribünden havai fişek atılarak yaralanan bir yaralımız var. Şu an hastanede de biliyorum. Yani şu iki tane müfret olay yüzünden baktığımızda işte bu ceza koçusundan da ağır yaptırımlara bağlanması gereken bir eylem bunlarda.
Yani şunu düşünün. Yani Ozan'ın, Ozan Alta Kalecisi Ozan'ın, yani olay bit, yani olayın maçın durma anında tribündeki olan bir gerçekten yaralanmış bir taraftarımızın ambulans alınırken ki anında birisi geliyor, kalkıyor, kişi bayrağı direğini alarak insafsızca bir şekilde Ozan'ın yani kafasına, gerçekten yani insanın bir de şeyi de beklenmediği bir anda kafasına arkasına iki defa hani insan düşmanına yapacak bir davranış diye baktığımız zaman bu şey. Doğru yani, söylüyorsun. Yani, tamam, gerçekten ben şey düşünüyorum. Yani, öldürme teşebbüsü girer bu davranış artık. Girer değil mi? Öldürmeye yani, teşebbüsü davranış. Çünkü yani, orada kafasına yani, direkt vurduğu yani, için yani. Yani çünkü vuruş şekline bakıyorsun. Her türlü komplikasyon oluşabilir orada ölüme kadar. Aynen. Özgür Bey şu var. Tabii işte bu tabii yargılama konusu. Bir şey dışarıdan yani savcının işte bu tabii konu şeydir. Yani diyecektir. Adamın koşmasından atlamasından kadar. Bunu savcılar yani adli makam bunu değerlendirecektir. Biz bunu dışarıdan şu anda gördüğümüz gözleri söylüyoruz. Yani bunu da yani insan olarak vicdanlı olan bir insan olarak bakıyorsunuz. Yani bu işin davranışı birisinin kafasına girip bir şeyle şiddetle vurduğun zaman bu yani Allah korumuş. Gerçekten o zaman kardeşimiz Allah korumuş aklımızda. Yani keza aynı şekilde tribündeki olay açısından da baktığımız zaman yani bizim taraftarımızı Allah korumuş. Hı hı. Yani gerçekten çok yani çok durumu da tam bilmiyorum ama gerçekten yani Allah korumuş. Daha kötü olabilirmiş yani. Çünkü gerçekten ben şu açıdan hukukta şunu sanıyorum. Gerçekten bu tür eylemleri yani müfret olan eylemlerin adli makamlar nezdinde ben ceza alması gereken yani inanıyorum. Yani alacaktır. Yani gerçekten bu olay şeydir yani adli makamlar nezdinde yani artık dava savcımız yani konuda dava nasıl açar nasıl düzenler bir şey diyemiyorum ama yani eylemin karşılığı olan cezayı alacağını ben düşünüyorum. Bu iş için yani bu hem sadece dizi değil yani bu işte bulunan diğer kişi açısından da geçerli baktığımız zaman. Yani. İdare açısından yani Türkiye Futbol Federasyonu açısından kulüpler düzeyinde çıkabilecek ceza konusundaki öngörünüz nedir? Hem de üst sınır kaydıyla söylemek gerekirse ceza hukukunda verilebilecek cezalar nedir bu olayları yaratanlarla ilgili olarak? Şimdi şu var şimdi bir kere şey bu olayda yaratanlar benim, yani benim şahsi düşüneceğim. Tabii tamamen şimdi şey yani tabii ceza miktarı şu anda bunu söylüyoruz yanlış olur. Hatalı olur baktığımız zaman. Hem yargılama etkili bir şey olur. O kadar çok fazla girmek istemiyorum konuya ama şudur davranışsal olarak baktığımız zaman ceza kodisinden bir burada şey var. Yani öldürme teşebbüsünden de sevk edilebilir. Çünkü gerçekten davranışsal olarak baktığımız zaman bir ayrı silah gibi bir ayrı silah kullanıyorsunuz. İkisi için de diyorum. Yani iki olay açısından da bunun görmesi lazım. İki en kötüsü şu olabilir. Bilinç taksi denen bir müessese var. Bilinç taksi. Yani sen bu şöyle tabii bir taksi. Nasıl izah ettim ben size ceza kodisinden. Hasta öldürme amacın yok. Bak yani ama öldürme amacıyla hareket etmiyorsun. Fakat yapacağın hareketin karşı tarafa zarar vereceğini biliyorsun. Yani yaralama düşünün. Fakat bu eylem o kadar ağır ki sen bunu ölüme kadar gidebilir sonucu. Şimdi, ölme ihtimalini görebiliyorsan diyor sen de burada bilinçli taksisin diyor. O zaman ne oluyor? Ceza açısından da öldürme teşebbüsü yakın bir ceza uygulanması başlar. Hmm. Ve ağır ceza da yakalanıyor bu eylemler. Doğru. Yani, bilinçli taksir suçuna giriyor değil mi bu? Ya kategorik tabii, olarak baktığında bilinçli taksir oluyor. Yani öldürme kastın aynen. Yok ama yaptığın hareket ama yaptığın ölümle sonuçlanabilir. Ölümden lazım. Anladım. Ve senin bunu öngörmen lazım. Baktığım zaman. Ama şey yani şimdi, ama şeydeki diyorum ya sağ içindeki olay zaten bambaşka bir olay. Yani bunu ben yani biz bu konuda adli makam yerimize kendimiz koymayalım. Yani çünkü ne söylesek yanlış olur. Ama dediğim gibi yani hukukçu olarak baktığımız zaman bu kavramların içerisinde dönecek bir yani. İçerisinde değerlendirme yapılacağını düşünüyorum açıkçası. Peki. Ceza kodisinden şeyimiz elimiz bu olur. Türkiye Spor Federasyonu'na bakacağımız zaman ise gerçekten şey yani şimdi biz tabii seyirci olarak dışarı gördüğümüz kadarını biliyoruz. Yani şimdi bu tabii şimdi şunu görüyoruz dışarıda şunu gördük. Müsabaka hakemi gerçekten müsabakanın güvenlik sebebiyle oynamayacağına karar vererek maçı tatil etti. Baktığımızda yani güvenlik sebebiyle dedi ki doğal olarak şimdi bir saha tribünde olan bir olay var. Seyircilerin nezdinde olan bir olay var. Artı saha içinde olan bir olay var. Bu olay yaralanarak gitmiş baktığımızda. Yani, müsabaka hakemi buna ilişkin bir tatil kararı verdi. Şimdi bu tatil kararına karşı iki tür yani şöyle söyleyeyim şöyle bakmamız lazım. Bir Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu açısından bu müsabaka sonucuna ilişkin bir karar verecektir. Bu kararı Futbol Federasyonu yönetim kurulu karar verecek. Yani bu karar nasıl olabilir? Baktığımız zaman işte, tabii bu olayı değerlendirme açısından tek yani bu olayın alt raporları var. Hakem raporu olacak, temsilci raporları olacak. Ondan sonra müsabakada diğer kayıtlar olabilir. Yani Futbol Federasyonu yönetim kurulu bu şekilde bütün inceleme yaparak bu kararları vereceğini öngörürsek o yönetim talimatlarda verilen bu kararlara baktığımız zaman şu olabiliyor. Yani ceza olarak ne verilebilir? Bir, yani maçın şöyle söylemek lazım. Maçın yani
müsabaka sonucuna göre ya bir takımın yani kusuru olmayan takım lehine hükmen kaybet kararı verebilir. Ondan sonra maçın yarıda kalmasından dolayı tekrar kaldığı sürede itibaren devamına karar verebilir. Veya yani talimatla bunu söylüyor veya olduğu gibi maçı tescil edebilir. Federasyonun elindeki imkanlar bunlar. Yani şey düzenleme açısından baktığımız zaman verecek kararlar bunlardan bir tanesi. Fakat burada şuna bakacaklar. Yani bir saha dışı olay var. İki saha içi olay var. Dediğim gibi bu olayların tüm ayrıntısıyla bir karar vereceği için şu anda bunu söylemek gerçekten şey olur. Yanlış hatalı olur. Yani burada şey yani mutlaka maçta şey olacak yani ya diyecek ki sağ içi olaydan kaynaklanan sebepten dolayı iki kusur varsa onun hükmen mağlubiyet kararı verebilir. Yani her iki takımı da hükmen mağlubiyet kararı verebilir. Çünkü tabakta bu da veriyor baktığımız zaman. Tamamen olayların niteliğine ve raporlara göre bir karar çıkacak. Hükmen mağlubiyet o zaman ev sahibi olması nedeniyle Göztepe aleyhine çıkacak bir karardan bahsediyorsunuz. Ama şöyle var şimdi, şu Göztepe aleyhine şu var şimdi. Göztepe'nin burada neyi var? Göztepe ev sahibi kulüp baktığımız zaman. Şimdi saha içindeki güvenlik açısından yani alta kayısına gelen bir Göztepe tarafından yapılan bir eylem var baktığımızda. Şimdi bu Göztepe açısından şu var. Bir de şu düzenleme de var. Kulüp kendi taraftarından sorumludur baktığımızda. Şimdi burada şey de var. Altay tribünlerinden gönderilen bir hava fişek oyundan dolayı küçük tahta yaralanması var. Yani burada şu vardır şimdi eğer federasyon olaylara bir bütün olarak bakacak zaman yani şöyle diyecek saha dışındaki olay tribündeki olaylar maçın güvenliği etkileyecek mi etmeyecek mi yardımcısı yapabilir. İki maçın tribündeki olaylar maçın güvenliği etkileyecek mi fakat saha içindeki bu olaydan dolayı güvenlik tehlikeye girdi durumu yardımcısı yapabilir. Bu kapsamda o zaman yani ya bir takım aleyhine ya Göztepe aleyhine ya her ikisi aleyhine baktığımız zaman bir yaptırım kararı uygulayabilir. Veya der ki her iki kulüp de birbirine hatalıdır. Görevliğe getirilmiştir. Maçın kaldığı yerden tekrarında karar verebilir. Yani çetinden söylüyorum. Mevcutta bu düzenleme yapılmış. Yani bu olasılıkları göre değerlendirme yapacaktır federasyon. Objektif sorumluluk, nesnel sorumluluk açısından baktığımızda burada bir iki taraftan birinin aleyhine bozulabilecek bir denge var mı ceza yaptırımları verilirken, yaptırımlar uygulanırken, cezalar verilirken? Ya, şu Bey, tabii şimdi şu var ya, şimdi bunu biz tamamen şey gördüğümüz için dışarıdan seyirci olarak biz düşüncelerimizi, gördüğümüzü yorumlamaya çalışıyoruz. Yani şeyi bilmiyoruz, hakimin raporunu bilmiyoruz, hakem neden tatil etti? Sebebini onu bilmiyoruz. İşte raporunu bilmiyoruz. Orada saha içinde olan başka diyemiyorsam kontrolde başka olaylar da olmuş galiba. Yani diğer olayları bilmiyoruz. Yani burada şu önemli olan yani hakem kuruluyor. Temsilcinin bir rapor kapsamında ne olacak? Yani, hakimin burada önemli şey hakimin neden tatil etti baktığımda. Şu olabilir. Mesela hakimin kararını federasyon şeyi görür, yani hatalı görebilir. Müsabaka oynanmasına karar verebilir baktığımız zaman. Geçmişte olan bir konular yani geçmişte bu tür emsaller de oldu. Peki. Ben size yani burada önce şey söyleyebiliyorum. Talimatlar ne diyor, neler söylüyor, federasyon neler karar verebilir? Çünkü ben şey gibi yani dosyanın tamamına hakim olmadığım için şeyi öngöremiyorum. Yani şunu demek istemiyorum. Şuna ceza buna verilir, buna verilir. Yani bu tür kadar verilmez. Peki. Şeklinde bir öngörüde bulmak yanlış diyorum açıkçası. Ben özel olarak derbide çıkan olayları bir kenara bırakalım istiyorum. Benzer bir durumda derbide yaşananlara benzer bir durumda verilebilecek üst sınır cezalar nedir? Baktığımız zaman şu gözüküyor. Yani ceza olarak baktığımız zaman cezayı profesyonel futbol disiplin kurulu verecek. Vereceğini öngörüyoruz baktığımızda. Şimdi sonu vereceği yani şu oluyor. Puan silmeye kadar gidebiliyor. Yani kaybet puanı kadar silebiliyor. Yani ilk 3 puan silme cezası var. Artı müsabakadan ben şöyle söyleyeyim. Seyircisi oynama. Bunu cezalarını da uygulayabilirler. Yani şu olarak da disiplin kurulunun tam uygulaması açısından. Yani talimatta şu yazıyor. -3 yani galibiyet puana kadar ceza verebilir. Yani -3 puan kadar silinebiliyor. Eylemin ağırlığına göre, niteliğine göre. Artı faz cezası. Artı yani müsabaka belli bir maç müsabakalarının seyircisiz oynanması veya daha sonra oynanması konusunda, saat oynanması konusunda kararlar verdi. Bildiğini yakın biliyoruz. Geçmişte evet. Yakın bunları gördük. Evet. Peki. Yani dediğim gibi yani burada önemli olan şey yani olayların yani burada olayların bir güvenlik durumu
tribündeki olayın münferitlik durumu, 3 işte taraf sağ dışında yani şu tribündeki olayların niteliği, sağ içindeki olayın niteliği, hepsi bunların hakem raporları, temsil raporları, hepsi bunların bir içerisinde değerlendirerek bu karar verileceğini düşünüyorum. Yani üçüncü sayı ihtimallerden birisinin cezası, yani ihtimallerden birisi olacağını zaten biliyoruz, zaten düşünüyoruz. Bu konuda dediğim gibi yani hakem raporlarını dinlediğim için bir şey söyleyemiyorum. Yani burada önemli olan hakemin müsabakayı niye tatil etti? Bu raporu üzerinden ancak şey yapılır, değerlendirme yapılabilir. Peki. Öngörülebilir bazı şeyler. Sayın Murat Teber çok önemli bir hukukçu. Bu konuda ceza hukuku konusunda da uzman bir isim. Bu derbide çıkan olaylarla ilgili fikirlerini, oluşabilecek yaptırım uygulamasıyla ilgili düşüncesini sizlerle paylaştı. Çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğiniz bir başka şey? Çok teşekkür ederim. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saygılar sunuyorum. İyi çalışmalar. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Sağ olun. Tutturu'nun sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Her zaman her yerde. Sayın Ahmet Akpınar bizimle birlikte bir kez daha, Beşiktaş'ın Disiplin Kurulu Başkanı. Biliyorsunuz Beşiktaş'ta uzun süre yönetim kurulu üyeliği yaptı. Hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda da başkan vekilliği yaptı. Sohbetimizin ilk aşamasında Göztepe Altay derbisinde çıkan olayları konuşmuştuk. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Aradık size, ulaşamadık. Evet, vesaire. Evet, doğru. Şimdi, var mıydı derbiyle ilgili ekleyeceğiniz bir şey, yoksa başka konuya mı geçelim? Şöyle başta söylemeyi unuttum. Yaralanan kaleci Ozan kardeşimize ve taraftara geçmiş olsun diliyorum. Camialara geçmiş olsun diliyorum. Bir daha böyle şeyler yaşanmaz inşallah. Umudumuz o. Herkes iddialı olmalı. O yüzden kusura bakmasınlar. Başta onu söylemem lazımdı. Hala İbrahim Öztürk'e ceza geleceği kaygısı taşıyor musunuz? Onu da yapsınlar. Hadi onu da. Artık bu federasyon yapacağı hiçbir şey bizleri şaşırtmaz. Peki. Beşiktaş'ta işler nasıl gidiyor sizce? Nasıl görüyorsunuz? Geçen hafta Şenol Hoca uzun bir açıklama yaptı. Artık tabii Şenol Hoca'nın bu ara Dünya Kupası arası Şenol Hoca'ya bir şans oldu. Hem takımı hazırlaması, tanıması, zaten tanıyordur, tecrübeli bir teknik direktör. Sakatların iyileşmesi, özellikle Gezal'ın ameliyat sonrası, dilerim bir an evvel kendini toparlar ve takıma çok ihtiyacımız var kendisine, takıma tekrar döner. Bir şanstır tabii. İki eksiğimiz var Dünya Kupası'nda ama onların yerine diğer arkadaşı hazırlayacağını inanıyoruz Şenol Hoca'nın ve takımımızın başarılı olması olacağını da inanıyoruz. Hı hı. Sayın Ahmet Nurçebi önderliğindeki yönetim kurulu bir dava daha açtı Fikret Orman eski başkan hakkında, stat koltuklarının montajı sırasında yapılan usulsüzlük gerekçesiyle. Evet. Bu konuda disiplin kurulu nasıl hareket ediyor? Ya da işte dava açmadan önce disiplin kuruluna başvurup ya da işte denetim kuruluna başvurup bunların araştırılması mı talep ediliyor? TÜZÜK ne diyor? Ne emrediyor Beşiktaş TÜZÜK'ü? Yok, TÜZÜK'te böyle bir zorunluluk yok. Çünkü neticede bir rapor alındı biliyorsunuz. O rapor doğrultusunda, tespitler doğrultusunda davalar açılıyor. Davaların neticesini beklemek lazım ama disiplin kurulu açısından bize gelen herhangi bir evrak yok. Gelirse ona göre tabii hukuk, TÜZÜK ne diyorsa, hukuk ne diyorsa ona göre bir karar oluştururuz. Ama öncelikle o davaların halledilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü karşı tarafta kendini nasıl savunacak onu biz de merak ediyoruz. Hani bir fıkra vardır. Adam suçu her şeyle sabitmiş, görüntüler, tanıklar falan. Demiş ki hakim son sözü nedir? Savunmamı avukatım yapacak demiş. Demişler ki her şey belli de başkan demiş, her şey belli, neyi savunacak avukat? Vallahi o kadar para verdim ben de merak ediyorum ne söyleyecek demiş. Anladım. biz de tabii Fikret Orman nasıl savunma yapacağını merakla bekliyoruz. Hatırlarsanız sizin yayınınızda defalarca söyledim, Beşiktaş'ta yanlış şeyler oluyor, yanlış harcamalar yapılıyor demiştim. O zaman bana kızanlar çoğu şimdi haklısın diyor. Bekleyelim görelim, mahkeme sürecinde tabii ki karşılarında söyleyeceği bir şeyler olacaktır diye düşünüyoruz. Bekleyip göreceğiz. Ama raporla tespit edildiğine göre demek ki bir şeyler de var. Var, evet. Sayın Ahmet Akpınar bu açıklamaları yaptı. Var mıydı ekleyeceğiniz son bir şey? Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Spor camiasında bunlar olmamalı. Ama şu da var, bakın Futbol Federasyonu o kadar tutarsız davranıyor ki geçen hafta İstanbul'daki tüm amatör maçları iptal ettiler. Sebebi ne? Maçlarda olay çıkıyor diye. Yani artık beceriksizliğini bu kadar ortaya koymuş bir federasyonun olası genel kurulu gidip bu görevi bırakması lazım.
Peki. Benim şahsi kanaatim bu. Sayın Akpınar, bir kez daha teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler. Tutturun sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Her zaman her yerde. Fenerbahçe bölümümüzdeyiz. Uzaklardan bir konuğumuz olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor teknik direktör Cömert Pehlivan. Fenerbahçe'de futbolda oynadı. Orada MLS kulüpleriyle çalışıyor. Çok yakın ilişkileri var. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Hoş bulduk. Günaydın. Sabahın erken saatleri Amerika Birleşik Devletleri'nde değil mi? Evet. Bizde saat 8. Şu anda 8'e 5 geçiyor. Ama gün erken başladığımız için bizim için daha çok erken değil. Doğru. Güne erken kalkan yol alır. Siz de böyle düşünenlerdensiniz. Hocam ne diyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri gruptaki ilk maçında da beraberlik aldı. Son maçında İngiltere'ye karşı oynadı. Southgate çok korkak futbol oynattığı gerekçesiyle İngiltere milli takım teknik direktörü eleştirildi. Amerika'da övgü alan bir futbol ortaya koydu. Tatmin edici sonuçlar mı? Tabii gruptan çıkabilir mi bunu bilmiyoruz. Düşünce son maça bağlı. Ne diyorsunuz? Tabii Amerika için aslında Dünya Kupası buradaki yankısı iyi. Değil mi? Taraftarlar mutlu, hem de oynanan futbol yani düşünülen futboldan çok daha iyi şu an için oynanan futbol. Gruptan çıkma için de işte artık son maça bakacak. Yani Amerika için her şey iyi gidiyor. İngiltere karşısındaki oyun da aslında iyiydi. Şu an için Amerika'da herkes mutlu açıkçası Dünya Kupası'nı seyretmekten. Peki. Uruguay milli takımı dün Portekiz'e mağlup oldu. Luis Suarez sonradan oyuna girdi Cavani'nin yerine. Luis Suarez'in Inter Miami ile kesin olarak anlaştığı yönünde bir bilgi aldım. Onu yıllardır yakından takip eden İspanyol arkadaşlarım bunu söylüyorlar. Diyorlar ki kesin anlaşması var. Nasyonel'den ayrıldıktan sonra zaten imzalamıştı Inter Miami ile. Siz Inter Miami'yi iyi tanıyan, orada iyi ilişkileri olan bir isimsiniz. Ne diyorsunuz bu konuda? Inter Miami şu an Amerika için bir kimin ismi geçti bir Avrupa basında ve dünya futbolunda kimin ismi geçti? Inter Miami Amerika'da ilk sırada yer alıyor her zaman. Çünkü hem bütçesi olarak hem de vizyon olarak Inter Miami'de biliyorsunuz daha önce Mesut'la da ilgilenildi. Daha sonra birçok futbolcunun da adı geçti. Luis Suarez zaten Miami için vazgeçilmez bir futbolcu olacak. Bence de %90'a yakın bitti gibi görüyorum ben de. Yani zaten biliyorsunuz ki buradaki futbol iklimi özellikle Latinlerden kurulu olduğu için Luis Suarez'de ilgi çok büyük. Onun da Uruguaylı olması, buradaki iyi de bir Uruguay aslında popülasyonu var şu anda. Miami'de Kübalılar olsa da Uruguay taraftarı çok fazla. Dünya Kupası'nın maçlarında da görüyoruz bunu. Brezilya ve Uruguay. Herkesin de istediği bir futbolcu. Bence yani yaşından dolayı 35 yaşında, yaşından dolayı biraz tedirginlik Amerika'da da var. Eskisi gibi artık Amerika futbol severler de 33'ün 35'in üstünde futbolcu gelsin istemiyor. Onlar da artık o ilk şaşalı zamandan biraz kaybetti. Ama tabii ki Suarez ismi herkesi heyecanlandırıyor. Bence de Suarez ismi Amerika için önemli. Özellikle Inter Miami için çok önemli. Sayın Cömert Pehlivan bizimle birlikte. Rossi MLS'de oynadı ve sizin Rossi ile ilgili bir raporunuz var değil mi Fenerbahçe'ye geldiği sırada? Yanılmıyorum değil mi? Evet doğru. Daha Rossi aslında MLS'e gelmeden önce biz raporlamaya başlamıştık. Ondan sonra da o raporu ben paylaşmıştım. Direkt US Futbol Federasyonu'nun istediği bir rapordu. Ben de onlara çalıştığım için onlarla beraber raporu hazırlamıştık. 4-3-3 sistemine çok uygun bir futbolcuydu. Tabii ki fiziksel anlamda bazı kaygılar vardı. Aynı Larin'de olduğu gibi. Ama bir sene sonra toplayacağı, 1-1,5 sene içerisinde fiziki kondisyonu da yüklediği zaman mutlaka kendini göstereceği bir ligde oynayacaktı. Bununla ilgili raporlarımızı yaparken eksikleri artılarını söylediğimizde artıları çok daha yüksek çıktığı için Rossi Türkiye'ye gitti ve para kazandıracak bir futbolcu olarak gitti. İlk senesinde aslında çok eleştirilse de zaman zaman iyi işler yaptığına inanıyorum. Şu an için yavaş yavaş kendini gösterecektir ama Rossi'yi ben ileride Fenerbahçe'nin İspanya'ya pazarına sunacağını düşünüyorum. Bugün bir haber çıktı İtalyan basınında. Torino Rossi'yi istiyor Fenerbahçe'den diye. Sizin için İspanya pazarına sunacağını düşünüyorsunuz? Bu konuda bir bilginiz mi var? Şöyle, zaten Rossi Türkiye'ye gelmeden önce İspanya'dan teklifler alıyordu.
Biz burada konuştuğumuz arkadaşlarımızla da diğer koç gruplarıyla da işte eskiden de WhatsApp gruplarında da konuşulan haberler vardı. Ama Rosli'de aynı Kim Min-jae gibi ilk başta Avrupa'ya yakın, Avrupa'da tabii ki Türkiye Ligi 5. 6. durumda şu an için. Oraya gidip oradan sonra atlamak istiyordu, tıklamak istiyordu daha doğrusu İspanya tarafına. Ben oyun olarak da İtalya Ligi'nde olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü sert olan bir lig. Türkiye Ligi'nin farklılıkları var ama Türkiye Ligi'ne benzerliği de var defansa ve sertlik anlamında. Rossi biraz daha fiziksel anlamda ikili mücadelelerde ne kadar çalışsa da fiziki eksikliğini tekniğine yansıtamıyor. Daha boş alan bulduğu yerde, topun daha hızlı oynandığı yerde hem süretini hem ayak için hem tekniğini kullanabileceğini düşünerek İspanyol için daha doğru olacaktı. Zaten altyapısını Uruguay'da aldığı zaman da genelde çalıştığı hocaları hep İspanyol kökenli baktığımızda. Hep İspanya'da futbol oynamış hocaları. O yüzden de ben İspanya'ya daha yakın olacağını, lisan olarak da daha rahat edeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe bildiğim kadarıyla bütün hakları için MLS kulübüne 5 milyon eurodan fazla bir para ödedi değil mi Rossi'nin, Diego Rossi'nin? Doğru. 5.8 olması lazım. Anladım. Bu dönem içerisinde ara transfer döneminde, Ocak'ta başlayacak transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılma ihtimaline nasıl bakıyorsunuz? Rossi'nin yani Fenerbahçe ödediğinden daha fazla bir paraya satar mı sizce Rossi'yi? Bence Rossi'nin şu anki zaten market fiyatı yani 6-7 milyon euro civarlarında. Rossi'nin de işte yani Los Angeles FC'de de oynadığı maçlarına baktığınızda şimdi sadece tabii milli takım olayı çok fazla oluyor. Avrupa Kupası maçlarında oynadığı zamanki değeri çok daha farklı oluyor Türkiye Ligi'ndense. Ama ben 10 milyondan aşağı gideceğini düşünmüyorum Rossi'nin. Zaten maaşlara baktığımızda da İspanya'da alacağı maaş belki Fenerbahçe'de alacağı maaştan çok yüksek olmayacak. Ama onun da bir Latin futbolcu gibi bir İspanya'da oynama hayali olduğunu biliyorum. Zaten U15 takımında oynadığı zamanlarda da hep belli futbolcu baktığı zaman hep söylediği takımlar Madrid, Barcelona genelde Latinlerin hepsinin hayalidir. O yüzden de İspanya'ya gideceğini düşünüyorum ben. Peki İspanya'ya gideceğini düşünüyorsunuz. Fenerbahçe'nin devre arasında hangi mevki için transfer yapacağını düşünüyorsunuz? Stoper transferi yapacağından bahsediliyor ama tek transfer mevkii stoper mi olur sizce? Bence hem sol bölgesine yapması gerekiyor sol açığına ve sol bekine ama tabii ki en önemli transferi bekine olması gerekiyor, stoperlerin olması gerekiyor ve burada ben bir stoperde alacağını düşünmüyorum. En az iki stopere Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Serdar Aziz ne kadar bunu götürebilecek sakatlanmadan zaten beklerin üstünde bir performans gösteriyor. Tamam yaptığı bazı hatalar oldu son maçta ama bu da tabii ki yorgunluğun da verdiği ve çok fazla özgüveni de verdiği bir hata oldu. Futbolda hata olmasa zaten gol olmayacağı için de zaman zaman bu hatalar sonunda defans bölgesinde oynayan insanları zorluyordur. Yani Fenerbahçe'nin stopere en az iki tane transfer yapması gerekiyor. Bunun Avrupa Ligi var. 16'dan sonra ilerlerse ben forvet anlamında herkesin bastırdığını, Pedro'dan beklentilerin alınmadığını görüyorum ama Pedro gerçekten değerli futbolcu. Sadece gol atması değil, takımı oynatması, topu önde tutması için de. Ya bazı şeyler biraz riskli ve zamana bakıyor ama Fenerbahçe'ye geldiğimizde sol önüne ve sol bekine aynı zamanda da stopere mutlak ihtiyacı var. Şanslı bir orta sahası var. Hem yerli futbolcu olarak hem yabancı futbolcu olarak. Tabii Crespo'yu da ne kadar tutabilecek Fenerbahçe. Aslında Rossi'den önce ben Crespo'nun transfer teklifi alacağını düşünüyorum. Size gelen bir bilgi var mı Crespo'nun hangi takımların gündeminde olduğuna dair? Crespo zaten aslında Fenerbahçe'den sonra özellikle izlenmeye başlandı. Artı Crespo Amerika'da da ismi yavaş yavaş geçmeye başladı. Ben bazı konuştuğumuz forumlarda hocalarla görüyorum sürekli ismi geçmeye başladı Crespo'nun da. Yani sadece Avrupa olarak düşünmeyin. Amerika'da da çok çok büyük bir ekip var izleyen Avrupa futbolunu. Crespo'nun da ben her an Inter Miami ismi geçerse şaşırmam açıkçası. Çünkü sürekli arka fonda forumlarda konuşulan bir isim. Bu önemli bir bilgi. Sayın Cömert Delibağ aktardı bu bilgiyi sizlere. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor ve Inter Miami kulübüyle çok iyi ilişkilere sahip. Crespo'nun Inter Miami'nin de transfer gündemine girebileceğinden bahsetti. Bir tane stoper var, Gineli. Valencia takımında oynuyor İspanya'da. Diakabi
daha önce izlemiş miydiniz bilmiyorum. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğundan bahsediliyor. Bir yorum yapmak ister misiniz bu konuda? Evet, Muhtar Diyakabı değil mi? Muhtar, evet. Muhtar diyebiliriz. Evet. Muhtar Diyakabı. Evet, Muhtar Diyakabı. Hani sadece normal olarak izlediğim futbolcu üstüne bir rapor yazdığım veya izlediğim bir futbolcu değil. Fenerbahçe için tabii ki yani Fransa'dan gelen futbolcular da aslında Türkiye Ligi'nde ve Fenerbahçe'de gerçekten iyi oturdu. Fransa Ligi'nin yapısı da Türkiye Ligi'ne benziyor. Son gördüğümüz Reims maçında da işte Fenerbahçe gibi hızlı ataklar yapan, defansta biraz kaygıları olan ama defans oyuncularında ayakları iyi olan futbolculardan kurulu. Yüksek boylu olarak hatırlıyorum. Yani 85-90 arası gibi bir boyu olduğunu hatırlıyorum. Ama çok dediğim gibi izlediğim bir futbolcu değil ama aşağıya yani hatırladığım bir futbolcu. Altyapısı Lyon olması gerekiyor onun da. Daha sonra inceler size raporlarla ilgili sunum yaparım. Sayın Cömert Pehlivan Fenerbahçe bölümümüzde konuğumuz. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Fenerbahçe altyapısında da futbol oynamıştı. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşürüz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Tutturun sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Her zaman her yerde. Trabzonspor bölümümüzdeyiz. Usta gazeteci Turgay Beşyıldız bizimle birlikte. Hoş geldiniz Turgay abi, merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim. Trabzonspor'un Kayserispor'la müzakereleri ilerlettiğinden bahsediliyor. Nedir ilerleyen şey? Onur Bulut'un transferi. Var mı bu konuda size gelen bir bilgi? Pardon, duyamadım. Bir daha tekrarlar mısınız? Onur Bulut transferi konusunda var mı yeni bir gelişme Trabzonspor adına? Şimdi Onur Bulut olayını zaten biliyorsunuz, bir hafta kadar önce yazmıştık. Şu anda onunla alakalı tabii ki bir yandan çalışmalar devam ediyor ama şey için Kayseri Spor'a teklif edilen rakamın 5 milyon lira olduğunu biliyorum. Ayrıca bir de genç futbolcu kendilerine sunulacak. Kayseri Spor'un bu teklifi kabul etmesi halinde, yanlış bilmiyorsam Onur zaten aslen Trabzonlu, kabul etmesi halinde Onur Bulut Trabzonspor'un yeni sağ beklerinden biri olacak. Bunların hepsinin Antalya kampında çözüleceğini ve sonuçlanacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca Maxi Gomez olayı var. Celta Vigo'nun Maxi Gomez'e karşı talebi var, görüşme var ama şu anda Dünya Kupası'nda dün akşam Uruguay formasını giydi maçın ikinci yarısında. 2-0 muhalif oldu. Çektiği bir şutla direkten döndü değil mi? Evet, bir topu direkten döndü. Maxi Gomez'in Celta Vigo transferinin gerçekleşmesi halinde ise Ukrayna'daki oyuncu yine devreye girecek. Geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk onu da. Şimdi iki tane transfer görülüyor. Yani iki tane oyuncu gidebilir, iki tane oyuncu gelebilir. Bir yandan da Kasımpaşa'dan alınan iki oyuncu için ödenmeyen bonservis nedeniyle Trabzonspor bu konuda bir sıkıntı yaşıyor. Bu yüzden de Kasımpaşa'ya karşı olan borcunu bir an önce ödeyip bu konuyu çözmek için de çalışmalarına bir yandan Trabzonspor yönetimi devam ediyor. Ama iki transfer gündemi var bana göre Trabzonspor'un. Ama ikisi de, özellikle bir tanesi, Maxi Gomez'in gidip gitmeyeceğiyle ya da transferin olup olmayacağına bağlı. Ama Maxi Gomez gitse de gitmese de Onur Bulut her an Trabzonspor çatısı altına gelebilir. Bu görüşmeler Antalya kampında da devam edecek. Evet. Maxi Gomez'in gönderilme ihtimaline nasıl bakıyorsunuz? Gitme ihtimali daha mı yüksek sizce? Kişisel fikrinizi öğrenmek bana istiyorum. Bana göre henüz netlik kazanmadı Maxi Gomez'in durumu. Maxi Gomez evet yarım sezondur Trabzonspor'da ama şimdi şu anda Maxi Gomez için yorum yapmak da bana göre biraz eksiklik olur ama Ukrayna'daki oyuncunun Maxi Gomez'den çok daha üstün bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Geçen sezon başında da transfer döneminde yine Trabzonspor'un transferinde çok konuşulmuştu. Ama Gomez'in transferin olup olmayacağı bir muamma. Şimdi Dünya Kupası'nda durum ne olacak? Ukrayna milli takımının durumu ne? Bunlar zaten önümüzdeki hafta
hatta ilk 10 gün içerisinde zaten üçlü maçlar oynayacak Katar'da gruplarda. Ona göre de bu Ukrayna oyuncunun durumu biraz daha netleşecektir. Ona bakarsanız menajerlerin de Trabzonspor'da önerdiği Abu Bakar da var. Bir gol bir asist yaptı şu anda Dünya Kupası G grubunda. Kamerun'un Sırbistan'la oynadığı karşılaşmada 3-3 berabere kalmışlardı. Kamerun'lu Abu Bakar'ın damga vurduğu bir şey var. Oyunun bir bölümü var zaten. 30 yaşındaki forvet klasla bir gole imza atmıştı bu karşılaşmada. Ona bakarsanız Abu Bakar da Trabzonspor'a önerilen isimlerden biri. Ama şu anda her şeyin ben Antalya kampında netleşeceğini bildiğim için çok fazla da derinlenip de hani olmayacak şeyleri de konuşmak istemiyorum. Abu Bakar transferinin mali koşulları nedir sizce? Kimin? Abu Bakar. Abu Bakar sadece şu anda sunuluyor. Yani bir şey konuşulmadı. Evet sunuluyor ama şu anda bana göre Trabzonspor'un gözü Abu Bakar'da değil. pardon. Gomez olayında. Özellikle Cornelius'un takımdan ayrılmasından sonra büyük umutlarla transfer edilmişti Maxi Gomez ama Trabzonspor Maxi Gomez'in istediği toplar alabilecek bir futbol oynamıyor. Yani Gomez özellikle sağdan soldan gelen hava toplarına hakim bir oyuncu. İyi bir santrafor ama Trabzonspor'un oyun stilinde ters düşüyor. Yani Gomez'in oynadığı, Gomez'e göre bir oyun oynamıyor Trabzonspor. Trabzonspor Gomez'in başarılı olması için Gomez'e göre oynaması lazım. Sistemi değiştirmesi lazım. Ama şu anda Trabzonspor'un oynadığı sistem Gomez'e uygun olmayan bir sistem. Bu yüzden de Ukraynalı Dnipro'nun santroforu buna çok daha uygun. Ama bu Dobik, transfer olur Dobik. Olmaz mı? Efendim? Dobik'ten bahsediyorsunuz. Evet evet Dobik'ten. Geçen hafta bağlantımızda konuşmuştuk. Bana göre çok daha iyi bir santrafor ama yani Trabzonspor'a daha uygun bir santrafor yoksa Gomez iyi oyuncu. Ama tabii Gomez'in olayı ne olacak şu anda sadece bir muamma. Ama bunların hepsinin ben Trabzonspor Antalya kampından dönmeden netleşeceğini büyük bir ihtimalle tahmin ediyorum. Trabzonspor'da Yarın saat 12'de özel uçakla Antalya'ya gidecekler ve Antalya'da kampa girecekler. Ve yarın akşam hemen ayağının tozuyla saat 18'de ilk antrenmanını yapacak. Bu arada Trabzonspor'un A takım doktoru Halil Polat, futbolcu Mark Batran'ın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Takımın Konyaspor önünde oynadığı maç sırasında burnuna darbe almıştı hatırlıyorsunuz Mark Batra. Hı hı. Kulak burun boğaz konsultan hekimleri tarafından yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda burun kıkırdağında hasar yani tıbbi adıyla nasal semptom devasyonu tespit edilmişti. Ve öncelikli olarak medikal tedavi önerilmiş, ilerleyen süreçte oyuncunun burnundan nefes almakta sorun yaşaması ve medikal tedaviye cevap vermemesi nedeniyle tekrar yapılan değerlendirmesi sonucunda ameliyat olmasına karar verin. Bu doğrultuda oyuncu İspanya'nın Katalan bölgesinde Barcelona şehrinde başarılı bir operasyon geçirdi. Hemen onu hatırlatayım. Tedavi süreciyle ilgili de ilerleyen günlerde yine bir ayrıntılı bilgi sunabiliriz. Bu arada Bordo Mavilerin 25 Aralık'taki Fenerbahçe maçı Trabzonspor'un şampiyonluk yarışındaki %100 ihtimalini gösterecek. Bu yüzden Bordo Mavi'yle camia bu maça çok büyük önem veriyor ve biletlerin bir an önce satışa çıkmasını bekliyor. Sanıyorum Trabzonspor bu sezon ilk kez yani 14-15 hafta sonunda kupa maçları yani UEFA Avrupa Ligi maçlarına dahil herhalde ilk defa full tribünlere oynayacak ve biletlerin de satışa çıktıktan sonra ben 10-15 dakika içerisinde tükenmesini bekliyorum. Tükeneceğini söyleyebilirim. Tutturun sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Turgay Beşyıldız'la Trabzonspor bölümümüzde sohbetimize devam ediyoruz. Son olarak Antalya'daki hazırlık kampı programını, daha doğrusu hazırlık maçları programını aktarıyordu Turgay Beşyıldız. Tekrar hoş geldiniz. Evet, en son kaldığımız yerden devam edeyim. 3 Aralık Cumartesi günü saat 16'da Championship takımı Hull City'nin ile bir karşılaşması olacak Trabzonspor'un Antalya'da hazırlık maçı. Daha ardından da 7 Aralık'ta saat 19'da bu sefer de Premier Lig'den Crystal Palace takımıyla karşı karşıya gelecek. Trabzonspor kalabalık bir kadroyla gitti Antalya'ya. Sadece Maxi Gomez ve sağ bek Larsen yok. İkisi de Dünya Kupası'nda Danimarkalı. Genç oyunculardan 3 yeni ismi
katlı kampa Poyraz Yıldırım, Arif Boşluk ve Caner Uzun 3 tane genç oyuncuyu altyapıdan alıp Antalya'ya getirecek yarın Abdullah Avcı. Ama genç takımda, yani 19 yaş 20 yaş grubundaki neredeyse her maçta gol yazan Süleyman Cebeci ise kampa getirilmedi, ama onun nedenini öğrenemedim. Neden Süleyman Cebeci yok? Sakat mı, yoksa onun burada milli hazırlık maçları mı var, milli takım kamplarında mı? Onun bilgisini alamadım. Yayından önce zamanımız dardı. Yoksa Süleyman Cebeci'yi biz kadroda beklerdik, ama şu anda tabii sebebini bilmediğimiz için bir açıklama yapıp dinleyeceğimi de yaratmak istemem. Bu arada tabii Fenerbahçe maçında demişken Başkan Ali Şen'in açıklaması da Trabzonspor'un Trabzon bölge gazetelerinde ve Trabzon basınında yine bugünün konularından biriydi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç 25 Aralık'taki Trabzonspor maçından önce yine Trabzonspor'dan değil de geçen sene yaşadıklarından çekindiğini belirtti. Son birkaç maçta yaşananlar nedeniyle de Merkez Hakem Kurulu'yla ilgili soru işaretleri oluştu aklımızda diye bir açıklaması var. Ama diyor yine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetiminin iyi niyetinden şüphemiz yok. Ama sanki diyor hafif bir etkilenme sinyalleri aldım, ama inşallah yanılıyorumdur diye de bir ifade kullandı. Tabii ne demek istediğini ben anlamadım burada. Yine de 25 Aralık'ta Türk futbol adına iyi bir karşılaşma olur diye tahmin ediyorum. Ve Trabzonspor'un taraftarlarından bir yandan Maxi Gomez ve Artem Dovbik mi ikilisindeki cevabı da Antalya kampında çözülmesini bekleyen taraf olarak da söyleyebiliriz. Yani özellikle hücum konusunda Maxi Gomez'le mi devam edilecek, yoksa Dnipro 1'in santraforu Artem Dovbik'le mi yola devam edilecek diye beklenen meraklar arasında Bordo Mavi taraftarlar. Peki. Sevgili Turgay Beşiktaş, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler. Futbol, dünyadan futbol. Değerli dinleyiciler, Arjantin'in Meksika galibiyetinden sonra Arjantin soyunma odasından çıkan bir görüntü bir polemiğe sebebiyet vermişti. Ne vardı bu görüntüde? Lionel Messi rakip takım oyuncularıyla formasını değiştirmiş. Meksika formasını sevinç sırasında, yani soyunma odasındaki sevinç sırasında yere bırakmıştı. Hatta yanlışlık da olmuş olabilir, bilmiyorum. Ayağıyla da basmıştı ya da itiyorken görüntülenmişti. Bunun üzerine Meksikalı boksör Canelo Alvarez bir açıklama yaptı ve seni bulduğum yerde yumruklamamak için kendimi zor tutuyorum dedi. Umarım karşıma çıkmazsın herhangi bir yerde dedi. Bu polemiğe kim katıldı? Hadi bilin bakalım. Çok tanıdık bir isim katıldı bu polemiğe. Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo. Felipe Melo yaptığı bir paylaşımda, daha doğrusu TNT Sports Mundial'e yaptığı bir açıklamada şunu söylüyor. Canelo'ya sonsuz saygı duyarım. Çünkü ben boksu çok seven bir insanım. Ancak kimse bilmediği bir işten, yani futboldan bahsetmesin ve futbolla ilgili yorum yapmasın. Bence çenesini tutması onun için daha iyi olur diyor. Ve devam ediyor Felipe Melo. Sen asla hiçbir takımda Messi kadar saygıdeğer bir kişiye rastlayamazsın diyor. Ve tabii sana saygı duyuyorum, çok büyük saygı duyuyorum, ama bence bu tür laflar etmektense ağzını kapaman senin için daha hayırlısı olur şeklinde tehditvari bir mesaj da yapmış Felipe Melo. Felipe Melo biliyorsunuz böyle, ne derler, meydan okumalara çok açık bir futbolcu. Galatasaray'dayken de pek çok maçta rakip takım oyuncularıyla yaşadığı polemiklerle dikkat çekmişti. Çok hırslı ve zaman zaman da bu hırsına kurban olan bir futbolcu, ama tabii futbol tutkusu üst düzeyde. Messi'yi savunan böyle bir açıklama yapmış Felipe Melo. Futbol, dünyadan futbol. Galatasaray bölümümüzdeyiz. Sevgili Onur Özkan bizimle birlikte, Takvim Gazetesi'nin haber müdürü. Onur, hoş geldin. Hoş bulduk Özgür, kolay gelsin. İyisin umarım. Teşekkürler, iyiyim, sen nasılsın? Kolay gelsin, ben de iyiyim. Ne diyorsun Felipe Melo'nun bu yaklaşımıyla ilgili? Sadece Melo değil, Mike Tyson da girdi işin içine. O ne diyor? O da beni yeniden boksa başlayacaklar diyor, Messi'yi koruyor. olay büyüdü yani. Messi'nin bir anlık bir dikkatsizliğiyle oluşan bir olay buralara kadar geldi. Ya ben görüntüyü izledim. Yani Messi'yi az çok bildiğimiz için yıllardır, hani öyle bir saygısızlık yapacak bir insan değil kesinlikle zaten Messi. Ama orada biraz dikkatsizlik yapmış yani. Sonuçta
forma değişimi olmuş. Rakip takımın formasının o sevinç anında gözden kaçmış biraz. Doğru. Talihsizlik diyelim yani. Yoksa Messi'nin orada bir kastı olması mümkün değil zaten. Yani. Şimdi Onur, bazı insanlar giydikleri kıyafetleri ya da kullandıkları eşyaları çok özenli kullanmayabilirler. Hemen çıkartır üstünden atar. O işte somyanın üstüne mi düştü, yattığı yatağa mı düştü, yere mi düştü, bunu çok gözetmez. Bazı insanlar böyledir. Messi'nin bir görüntüsü daha var. La Liga'nın resmi sitesi Twitter hesabı paylaştı bu görüntüyü. Attığı bir golden sonra Barcelona formasını üzerinden çıkartıyor ve altında Newell's Old Boys'un, Arjantin'de oynadığı takımın forması çıkıyor, kırmızı siyah. Çıkartıyor ve yere bırakıyor. Yani normalde özellikle bizde formayı yere bırakmak, böyle atar gibi yaparak yere bırakmak büyük bir kusur. Ondan sonra bir saygısızlık olarak algılanır ama onlar öyle tepki göstermemişler. Fakat Messi bunu yapıyor. Yani Messi'nin galiba alışkanlığı bu. Yani böyle bir özelliği var Messi'nin. Çok fazla giydiğine, işte kullandığı eşyaya dikkat etmiyor. Ben de görüntülere baktığım zaman böyle bir davranış biçimi olduğu sonucuna ulaştım. Çünkü orada elinde ne var, yani ayağının altında oturduğu yerde ne var, ona bakmadan hareket ediyor Messi. Ya bir de çok böyle yoğun geçen bir maç psikolojik anlamda. Onun bir gerginliği ve maçın sonrasında da çok yoğun bir sevinç yaşanmış. Yani o anda sanırım o sevincin içinde gözden kaçmış diyelim. Ama tabii ki ortada bir forma var. Formanın üstünde bir ülkenin bayrağı var. Dolayısıyla tabii ki Meksikalılar için kutsal bir şey o forma. O yüzden de dediğim gibi hani çok daha dikkatli olması gerekiyor bu tür şeylerde oyuncular. Doğru. Hassas bunlar çünkü bunlar. Melo da olaya dahil olmuş. Şaşırmadım desem yeridir yani. Neler böyle şeyleri. Peki. Onur, dün senin bir paylaşımın vardı. Juventus kulübü Leo Dubois transfer teklifinde bulunduğu oyuncu sıcak bakıyor. Galatasaray'da eğer istenilen para verilirse bu transfere onay verecek ve alternatif bir sağ bek arayışı söz konusu olursa Galatasaray'ın gideceği, yani transfer etmek isteyeceği isim Kayserispor'dan Onur Bulut olacak şeklinde. Bu önemli haberin bugüne yansıması nedir sence? Var mı yeni bilgiler? Bir problem meydana geldi. Sesi duyamıyorum şu anda. Galiba Onur Özkan hattımızdan düştü ya da telefon hattında bir problem meydana geldi. Bunu gidereceğiz. Tekrar bağlantı kuracağız değerli dinleyiciler. Fenerbahçe'yle bir yıllık sözleşmesi var Jorge Jesus'un. Brezilya milli takımının başına geçebileceği yönünde bazı iddialar var. Flamengo'nun onu istediği, tekrar çalışmasını arzu ettiği yönünde bazı bilgiler var. Bugün basında, yazılı basında çıktı. Bu kulübü, İstanbul'u ve ülkenin insanlarını seviyorum. Burada çalışmaktan memnunum. Yönetimle de uyum içerisindeyiz. Bunlar benim için önemli diyor. Bir açıklamasında Portekizli teknik direktör ve devam etmeye sıcak bakıyor şeklinde yer almış yazılı basında bu haberler. Tekrar bizimle birlikte Onur Özkan Galatasaray bölümümüzdeyiz. Onur, tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim hocam. Bir kesinti oldu sanırım. Evet. Leo Dubois sormuştum ben. Aynen. Juventus'un Dubois'u istediği ve Galatasaray'ın da buna sıcak baktığından bahsetmiştin. Aynen. Dubois için Juventus'un bir süredir bir ilgisi vardı. Benim aldığım bilgiler, bir resmi teklif geldi. Tabii ki dün bir de akşam saatlerinde biliyorsun Juventus'ta bir yönetim istifası yaşandı. Komple bütün yönetim Agnelli ile beraber bir istifa etti. Tabii bundan sonra hani şey iddiaları ortaya atıldı. Hani sosyal medyada okudum işte acaba iptal olur mu falan tarzında teklif, ama bütün kulüplerde, büyük kulüplerde devamlılık esastır her zaman yani. Ortada bir transfer politikası, bir transfer isteği varsa bu yönetimlerden, kişilerden bağımsız bir şekilde ilerler. Benim aldığım bilgiler, Juventus'un resmi bir ilgisi var Dubois'a. Juventus'un bir süredir bir sağ bek arayışı vardı zaten. Orada Danilo'nun tek kaldığı, işte alternatifin olmadığı konuşuluyordu, İtalyan basında yazılıp çiziliyordu. Bir aslında Danilo'nun arkasında duracak bir yedek sağ bek arıyor Juventus. Bu konuda bir Galatasaray'a bir teklif olmuş. Şu anda görüşülüyor bu iş. Burada tabii ki önemli nokta Dubois'un buradaki tavrı. Yani gitmek isterse Dubois, evet Galatasaray yönetim masaya oturmaya hazır Juventus'ta, ama Dubois derse ki hayır ben Galatasaray'da mutluyum, gitmek istemiyorum, o zaman tabii ki böyle bir transfer söz konusu olmaz. O yüzden de şu anda beklenen nokta burada Fransız sağ bekin vereceği karar. Ondan sonra biraz daha şekillenir sanırım transfer. Onur Bulut, Galatasaray'ın her halükarda düşündüğü bir oyuncu mu, yoksa Dubois'un durumuna göre mi değerlendirilecek? Şimdi normalde Onur Bulut Galatasaray'ın uzun süredir listesinde olan bir isim. Sezon başında da Galatasaray'ı istiyordu, ama o dönem Kayserispor biliyorsun transfer tahtası kapalıydı ve transfer gerçekleşmemişti. Ama mevcut durumda, mevcut rotasyonda, yani hem Dubois hem Sacha Boey varken Galatasaray gidip de Onur Bulut'u almaz büyük ihtimalle. Sezon sonunda eğer
Onur Bulut Kayserispor'da kalırsa ve serbest kalırsa sözleşmesi bir... Yine bir problem yaşadık. Bu kez reklamları... Onur seni şimdi duyabildik ancak. Az önce söylediklerini duyamadık çünkü ses gitti. Bir daha tekrarlar mısın? Şimdi Galatasaray'ın normalde uzun süredir Onur Bulut'a bir ilgisi var ama sezon başında olmamıştı bu transfer. Şimdi eğer Dubois veya Sacha Boy'dan biri gitmezse mevcut rotasyona Galatasaray bir sağ bek daha almaz. Evet. Ancak ve ancak ikisinden birinin gitmesi durumunda bir sağ bek transferi gündeme gelebilir. Yani Galatasaray'ın Onur Bulut'a bir ilgisi var ama buradaki ilgi hani sağ beklerimizden biri giderse alternatif olarak düşünülüyor. O yüzden bir teklif ya da bir ilgi var. Ama dediğim gibi eğer bir ayrılık olmazsa ben Galatasaray'ın Onur Bulut'a teklif yapacağını düşünmüyorum. Peki. Onur, Muriel Kolombiyalı oyuncu Atalanta'dan ayrılacak ve Galatasaray'a gelecek. İşte Dembele Ocak'ta gelir, Muriel sezon sonunda gelir şeklinde haberler var. Bu konuda sana gelen bilgi var mı? Ön bölge transferi yani forvet transferi konusunda. Tabii de Seferovic'in durumu var. İşte Gomis'in teklif alması durumunda gideceğinden bahsediliyor. Ne dersin? Yani Galatasaray'da hiçbir transferi tek başına değerlendirmek mümkün değil. Mutlaka öncelikle gidecek oyunculardan bahsetmek. Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Sevgili Onur Özkan bir kez daha bizimle birlikte Galatasaray bölümümüzdeyiz. Onur tekrar hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk hocam, kusura bakmayın. Yok estağfurullah, estağfurullah, sen kusura bakma. Onur, son olarak öncelikli olarak gidecek oyuncular kimler? Bunları konuşmak gerekir demiştin Galatasaray'la ilgili olarak. Aynen, yani şimdi Seferovic'in ayrılığı evet konuşuluyor sürekli ama çok kolay bir ayrılık değil bu. Yani birincisi Benfica oyuncu geri istemiyor tekrar. En azından şu anda. Galatasaray göndermek istiyor ama sözleşmesinin fesih durumunda da ciddi bir maliyet çıkacak Galatasaray'a. Hı hı. Tek seçenek Seferovic'in talibin çıkması burada. Üçüncü bir kulübün devreye girmesi. O olmazsa eğer Seferovic'in ayrılığı bence çok zor bir ihtimal. Yani Seferovic'in de ayrılmaması durumunda zaten Galatasaray'ın mevcut rotasyona bir forvet taktiği yapması mümkün değil. Yani adı geçen bir sürü futbolcu var. Depay var, Dembele var, işte Muriel'i söyledim. Bunların evet bazılarıyla Galatasaray ilgisi var ama Dembele ve Depay özellikle bunlar hep sezon sonu için olan ilgiler. Yani şu anda Galatasaray yönetiminin ara transfer için bir forvet arayışı gündemi yok şu anda en azından. Yani çünkü dediğim gibi eldeki forvetlerin herhangi birinin gitmesi şu anda pek mümkün gözükmüyor. Ancak Seferovic'in ayrılması durumunda bir forvet gündeme gelebilir. Ama dediğim gibi o ayrılık da kolay bir ayrılık değil Özgür. Yani çok zor olur Galatasaray için. Anladım. Seferovic'e Adana Demirspor'un talip olduğundan bahsediliyor. Sana bu konuda bir bilgi geldi mi? Hayır, gelmedi. Yani biraz yakıştırma sanırım bunlar. Çünkü evet, Adana Demirspor'un bir forvet arayışında olduğu bilmiyor ara transfer döneminde. Seferovic gider mi Adana Demirspor'a? Bence gitmez. Yani benim şahsi fikrim gitmez. Yani sürpriz olur Seferovic'in öyle bir karar vermesi. Yani Benfica'ya dönme olasılığı hakkında senin fikrin nedir? Onu? Hayır hayır. Yani Roger Schmidt kesinlikle istemiyor değil mi? Da. Yani orada bir kadro planlaması yapıldı sezon sonunda ve Seferovic zaten ayrılığına karar verildi. Evet. Şimdi yeniden onun takıma dönmesi söz konusu değil. Sözleşmesinin fethi demek Galatasaray için minimum 1,5-2 milyon euroluk bir maliyet demek. Hı hı. Bu nedenle evet Galatasaray'ın bir isteği arzusu var Seferovic ile alakalı. Ama zor bir iş yani, kolay bir operasyon değil bu transfer operasyonu. Peki. Stoper transferi konusunda Galatasaray'ın kat ettiği bir aşama var mı? Pek çok isim atıldı yine gündeme. Aynen ya, yani Galatasaray evet stoper transferi evet gündeminde çünkü Rossi Jensen'in sakatlığı ciddi gözüküyor. Yani Nisan sonu Mart başını bile bulabilir dönüşü. Samet Akaydın'la alakalı Galatasaray'ın ilgisi var. Şu an bir resmiyete dökülmüş, bir teklife dönüşmüş bir iş yok. Ama Galatasaray yönetiminin listesinde ilgisinde olan bir isim Samet Akaydın. Sanırım önümüzdeki günlerde başkanlar düzeyinde bir görüşme olacak Samet'le alakalı. Okan Buruk da Samet'i istiyor kadrosunda. Hem yerli rotasyonu güçlendirme adına hem de Nelson ve Abdülkerim Bardakçı'ya alternatif olması adına orada düşünülen isimlerden bir tanesi Samet Akaydın şu anda. Juan Jesus, Napoli'de forma giyen eski Romalı, Interli Juan Jesus, Brezilya stoperin de Galatasaray'a önerildiğinden bahsedildi. Sana bu konuda bilgi geldi mi? Ya, önerildi bilmiyorum ama Galatasaray'ın Jesus'u alması mümkün değil. Birinci Jesus sol stoper. Sol bekte oynayabiliyor. Yani Nelson'un yerine olmaz bir kere. Doğru. Nelson'un yerine olmaz bir kere. Hani çünkü Abdülkerim'le beraber oynayamazlar. Nelson'la beraber de oynayamazlar. Çünkü yerli sıkıntısı var Galatasaray'ın. O anlamda her
türlü baktığımız zaman mantık dışı bir transfer bu. İtalyan basının bir yakıştırması olabilir ama Galatasaray gündeminde bu ancesiz yok şu anda. Sol bek transferi yapılacağından bahsediliyor ama ben bunun son derece gereksiz olduğu kanaatindeyim. Çünkü zaten hala hazırda oynayan iki tane yerli oyuncunuz var. Olmazsa Leo Dubois sol bek oynuyor vesaire. Ve çok daha acil, çok daha önemli pozisyonlar var. Stoper gibi transferde ne diyorsun? Galatasaray'ın zaten Maranolt'la yollarını ayırmadan bir sol bek alması mantıksız olur. Yani alabilir, evet, yani yabancı sınırı var Galatasaray'ın ama bir U21 sol bek alıp işte 3 hattan bir tanesini böyle kullanabilir Galatasaray yönetimi. Bunu yapabilir. Ama zaten hali hazırda Maranolt varken, orada işte 2 tane daha yerli sol bekim varken, dediğin gibi Dubai'yi de orada oynatabilecekken bir sol bek alınması bana mantıklı gelmiyor. Yönetim göre bir şu anda girişim var Özgür. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Yönetim bir transfer için girişim, ha, anladım. Aynen. Yönetim istiyor. Yani dediğim gibi bir genç bir sol bek aranıyor burada. Geleceği parlak, işte ileride Galatasaray'a kazanç sağlayabilecek bir oyuncu aranıyor. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama Galatasaray yönetiminin böyle bir hamle yapma isteği var. Çünkü Varanoğlu tamamen gözden çıkarmış durumda şu an Okan Buruk. Evet, orada iki tane yerli soldaki var, Emre Taşdemir ve Kazımcan, ama sanırım Okan Buruk çok fazla güvenmiyor iki oyuncuya da. Yani oraya yine de bir yabancı soldaki elinde olmasını istiyor büyük ihtimalle. Varanolt gönderilirse kesin Galatasaray bir soldaki alacak. Gönderilemezse Varanolt, bir ihtimal dediğim gibi bir U21 soldaki transferi gündeme gelebilir Galatasaray'da yabancı. Bir sol bek transferi gündeme gelebilir Galatasaray'da. Ture'den bahsedildi. Yaz döneminde Galatasaray'ın gündemine gelmiş Ture. Yok, o Ture olmaz büyük ihtimalle. Dediğim gibi orada alınacak oyuncu daha düşük maliyetli. Hı-hı. Ve daha genç bir oyuncu olacak büyük ihtimalle. İşte Omar Campos'un ismi geçiyor Meksikalı ama onda yüksek bir maliyeti var. Santos Laguna'da oynuyor oyuncu. Dediğim gibi profil olarak burada hedeflenen profil genç bir oyuncu. Neden genç bir oyuncu? Çünkü gelecek soldaki direkt ilk 11'de oynaması da zor Özgür. Yani Okan Buruk çünkü büyük ihtimalle orada yerli sorununu orada soldaki Emre veya Kazımcı oynatarak çözdü son dönemde. Hı-hı. Şimdi orada yeniden bir soldaki yabancı olması yine işleri bozacaktır. O yüzden de burada gerektiği zaman yedek kalacak, gerektiği zaman oynayacak, gelişime açık genç bir oyuncu alınması hedefleniyor büyük ihtimalle. Peki. Sevgili Onur Özkan bu bilgileri aktardı. Onur, çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşürüz. Hoşça kal. Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Her zaman, her yerde, anında Fatih Karagümrük Kulübü Adem Laiç'ten sonra Sofyan Feghouli'yi de kadrosuna kattı ve 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 32 yaşındaki orta saha oyuncu Sofyan Feghouli ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1,5 yıllığına anlaşmaya varmış bulunuyoruz deniliyor. Karagümrük'ten yapılan açıklamada Feghouli İstanbul ekibinde ara transfer döneminin ardından oynamaya başlayacak. 5 sezon Galatasaray forması giymişti Sofyan Feghouli. 162 karşılaşmada görev yaptı. Bu müsabakalarda 34 gol attı. 32 tane de gol pası var. Bence son sezonu haricinde başarılı oldu. Sezona genel itibariyle sezonlara iyi başlayamayan bir performans sorunu yaşayan Feghouli sezon ortasında toparlıyor ve Galatasaray'ın son elde ettiği iki şampiyonlukta da belirleyici oyunculardan bir tanesi olmuştu. Böyle bir istatistiği var Sofyan Feghouli'nin. Bakalım Karagümrük'teki macerası nasıl şekillenecek? Valencia'da çok başarılı bir performans sergilemişti. Bu başarısı onu Premier Lig'e West Ham United'a taşımıştı. Oradan da Galatasaray'a geldi biliyorsunuz. Sofyan Feghouli Cezayir milli takımında direkt oyuncusuydu geçtiğimiz yıla kadar. 2022 Dünya Kupası'nda son 16 vizesi alan takımlara Portekiz'de eklendi. İkinci maçında Uruguay 2-0 mağlup etti Portekiz. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 54. dakikada Portekiz Bruno Fernandes'in ortaladığı topun doğrudan kaleye girmesiyle öne geçti. 1-0 oldu. Ortaya kafa uzatan Cristiano Ronaldo coşkulu bir sevinç yaşarken bu gol tartışmaları beraberinde getirdi. FIFA önce golü Ronaldo'ya yazdı. Yaklaşık 10 dakika sonra gelen güncellemeyle golün adı Fernandes olarak değiştirildi ki çok net bir biçimde de gözüküyor. Ronaldo'nun saçlarına bile isabet etmedi bence ama Ronaldo sanki golü kendi atmışçasına büyük bir sevinç yaşadı ve arkadaşlarının etrafına topladı. Bu da herhalde süper yıldız olmanın avantajlarından bir tanesi olsa gerekir ama ben onun yerinde olsam öyle davranmazdım. Çünkü bu gol kesinlikle Fernandes'e aitti. Bu gol sadece Portekiz'i öne geçiren değil, ülke tarihi adına da Dünya Kupası için farklı bir kilometre taşı olacaktı. Dünya Kupası'nda kariyerinde 18 maça çıkan Ronaldo ki 8 gol attı şu ana kadar Dünya Kupası maçlarında. Ülkenin bir diğer
efsanesi Ösebio'nun 9 Dünya Kupası golüne ulaşma şansını şimdilik kaçırmış oldu ama onun için şans devam ediyor. Grupta oynayacağı bir maç var. Sonrasındaki çeyrek final maçı da buna dahil değerli dinleyiciler. Ben Fernandez'e golünün yazıldığını biliyorum. Çünkü tedarik sağlayıcısı Dünya Kupası'nın yani topları üreten firmada bir açıklama yaptı ve Cristiano Ronaldo'nun çip teknolojiye göre topa temas etmediğini anlamış bulunuyoruz diyor. Teknik direktör Adnan Dinçer bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Eksik olmayın. İyi çalışmalar dilerim ben de. Kolay gelsin hocam. Sağ olasın. Sağ olasın. İyisiniz umarım hocam. Efendim? İyisiniz umarım. İyiyim iyiyim. Harika. Seni dinliyorum şu anda. Sağ olun. Eksik olmayın hocam. Tabii yani bu maç ben iki takım adına da verimli, üretken bir maç olmadığı kanaatindeyim. Yalnız iki eleştirim var. Birincisi Uruguay milli takımının İspanyol teknik direktörü son derece başarısız bir taktisyen bence. Oyuncu değişikliklerinden oyuncu seçimine kadar işte Cavani ile başlaması, kalede Roche'yi oynatması, Mustera'yı ki bu şampiyonalarda çok tecrübeli bir isim yedek oturtması. Ben çok ciddi bir kaleci hatası olduğu kanaatindeyim ilk golde. Fernandez'in attığı golde, Portekiz'in ilk golünde vesaire. Sonraki çıkışları topu oyuna sokma biçimi vesaire vesaire. Yani aslında iyi kadrosu olan, tecrübeli kadrosu olan Uruguay çok daha efektif olabilirdi Portekiz karşısında. Ama teknik direktör farkı bence skoru belirledi. Bu bir. İkincisi maçın anlatımıyla ilgili tam bir skandal vardı. Ben gerçekten bazı maçlar üzerine basarak söylüyorum. Bazı maçlarda sesi kısıyorum ya da yabancı kanallardan izlemek zorunda kalıyorum. Yani bu kadar büyük skandal, bu kadar yoksun oyuncu isimlerinin telaffuzu, özellikle de Uruguaylıların isimlerinin telaffuzu, Portekizce'de öyle keza. Bu konudaki bu kadar derinlikten uzak, bilgiden uzak yaklaşım, sürekli her şeyin birbirine karıştırılması, sürekli aynı oyuncuların oynuyormuş gibi anlatılması vesaire bence bu maç adına da bir skandaldı. Bu da eleştirilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Şimdi Özgürcüğüm ben sana bir şey söyleyeyim. Geçmişteki yorumlarımı bir daha tekrar ettiriyorsun bana. Ben Türkiye'de futbolun geriye gittiğini ve doğru futbol oynanmadığını, yorumların yanlış olduğunu daha evvelden söylediğim için defalarca bir daha girmek istemiyorum bu konulara. Ben katılıyorum sana, seni onaylıyorum. Ama Dünya Kupası'nda da bunu yapmaları çok ayıp. Yani insanlar buradan kariyer kazanıyorlar, para kazanıyorlar. Bize Türk toplumuna hitap ediyorlar. Burada 70-80-100 milyonluk insan grubu bunu öğreniyor. Türkçe bilenler ve futbolu sevenler 25-30 milyonluk bir grup da olsa bunlar kızıyorlar tabii, tepki veriyorlar ama bu tepkilerini gösteremiyorlar. Teşekkür ederim gündeme getirdiğiniz için. Estağfurullah hocam, bu çok ciddi bir sorun ya. Tam anlamıyla bir skandal. Yani maç anlatmanın da bir ehliyetinin olması lazım. Evet, evet. Her önüne gelene maç anlattırılmaz ya da bir takım siyasi ilişkilerden dolayı işte ben de TRT'ye girdim, devletin televizyonunda çalışıyorum, Dünya Kupası'na gittim, maç anlatıyorum diyemez insanlar. Bu çok yani ciddi bir eleme sürecinden geçtikten sonra gerçekten bu işi yapabilecek yeteneklere haiz insanlar oraya gitmeli ve kriterleri esaslı olmalı, buna göre uygulanmalı. O zaman herkes bir takım siyasi ilişkiler kursun, atsın kendini oraya. Bu kadar basit değil. Eğer bu kadar basit olursa böyle bir skandal çıkar ortaya. Gördüğümüz gibi. Bu senin sadece yorumlarında yaşadığın olay değil. Senin yorumun dışında teknik direktörlükte de aynı durumlar yaşandı. Futbolculukta da yaşayanlar var. Fegoli'nin tekrar Karagümrük'e dönmesi. Karagümrük'ten Galatasaray'dan giderken niye gönderiyorsun Fegoli'yi? Belki de o Fegoli'nin üzerinden yani yeni bir düşünce vardır. Daha ekonomiktir. Şimdi bugünkü olayı da konuşalım. Katar takımının finale kalma ihtimali yok. Şampiyon olma ihtimali yok. Ve bu Katar'da yapılan olayda bakıyorsun tribünler full. Dünya para kazanıyorlar. Yatırımlarının karşılığını alıyorlar. Yatırımlar için yapılan bu Dünya Kupası gibi geliyor insanlara. Yani neden geliyor? Çünkü Dünya Kupası'nda ligleri durdurdular. Liglerin arasına soktular. Oysa Dünya Kupası genelde ligler bittikten sonra yapılıyordu biliyorsun. Ama bir şey diyemiyorsun. Yani dünyanın değiştiğini, dünyada her şeyin artık farklı. Şimdi değerlendirildiğini görüyoruz. Senin bahsettiğin konuya gelince, Mustera gibi bir kaleci, dünya çapındaki bir kalecinin Uruguay'da oynamaması benim için hakikaten çok enteresan geliyor bana. Bir kaleciyi kötülemek için söylemiyorum. Oynayan kaleciyi ama
Uruguay takımı benim favorilerim arasındaydı. Çünkü Uruguay gibi, Polonya gibi takımlar orada sessiz edersiz dikkat çeken işler yapıyordu. Polonya, Hollanda, bu takımlara dikkat etmek lazım. Ama çok enteresan bir şey oldu. Uruguay takımı dün akşam iyi oynadığı maçı kaybetti. Çünkü ben şunu da söylemek istiyorum. Portekiz gerçekten Uruguay'ı yenerken o da iyi oynadı. Portekiz takımının Uruguay'a oranlı özelliği şu. Portekiz takımı gol atıyor ve gol pozisyonuna giriyor. Yani hem mücadele ediyor hem de gol pozisyonuna daha becerikli giriyor. Göze hoş gelen işleri yapabiliyor. Uruguay daha gerçekçi futbol oynuyor. Ama artık yapamayacaklarını anladılar herhalde. Ve 2-0 kaybettiler son dakikalarda. Yedikleri ikinci golle. Ben yine de Türkiye'de şunu söylemek istiyorum. Amerika, İran ve İngiltere'nin aynı grupta olmasının ne sonuç vereceğini merak ediyorum. İngiltere, Galler, yani Galler İngiltere futbol ekibinde olan, İngiltere'de oynayanlardan, ikinci sınıf oyunculardan kurulan bir kadrodur. Amerika'da dikkat edersen futbolda bir gelişmişlik gösteriyor. Tamam, eğitimine geç başladı ama bayağı gelişmiş ve Amerika'yı gündeme getiriyorlar. Ve bunların karşısında İran var. Yani bir tuhaf bir kura çekimi gibi geliyor bana bu. Onun için Katar aynı şekilde kazanamayacağı bir turnuvayı sadece ve sadece yani bir parasal güç olarak bu ayarlanmış belli takımları yukarı tırmanmasını sağlayabilecek şekilde organize edilmiş bir şey mi, gruplandırma mı olmuş hocam kura'dan ziyade? Bence öyle gibi bir hava var ama olmayabilir. Bizi geldik, karşılaştığımız manzara bu. Doğru. Mesela ben şeyi beğeniyorum, Senegal'i beğeniyorum, Ekvator'u beğeniyorum. Bu gece Senegal Ekvator maçı benim çok dikkatimi çekecek. Neden? Hı hı. Çünkü her ikisi de süratli ve çabuk bir becerikli top oynuyorlar. Bir tarafta Valencia var. İşleri değiştiriyor. Gol atıyor, attırıyor. Yani canının dışına takarak oynuyor Ekvator'da. Öbür tarafta da takım oyunu olarak Senegal'i daha etkili görüyorum. Ne olacağını merak ettiği bir maçtır. Evet. Yani ben bu Dünya Kupası'nda birilerinin tahmin ettiği gibi favori Brezilya İngiltere final oynar diyenlere katılmıyorum. Brezilya İngiltere niye final oynasın? Ha, İngiltere kötü mü? Hayır değil. Ha, hepsinden iyi gibi görünebilir ama evet. Brezilya da hepsinden iyi görünebilir ama Brezilya takımı da İngiltere takımı da maç kaybedebilir. Ayrıca bir şey dikkatimi daha çekiyor. Dünya Kupası'nda insana güvensizlik çok arttığını belirtiyorlar. Hı hı. Yani o kadar hakem kararları değerlendirdik, çalınan düdükler doğallıktan uzak biz Dünya Kupası izliyoruz. Yani milimetrik hatayı ortaya koyan bir teknoloji koydular. Yani milimetrik. Şimdi insanoğlunun bunu görmesi mümkün değil. Bunu yapması mümkün değil. İnsanoğlunun yapamadığı bir şeyi suç olarak, hadise olarak karşımıza çıkarıp hata olarak koyan gol veya değil derseniz o zaman futbolu doğallığından uzaklaştırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Belki de bir saniye önce topa ayak vuracak bir adam golü yapabilir, yapamıyor. Doğal olan budur. Yapamama nedenleri konuşulabilir ama senin dediğin gibi bu seyirciler şartlanırsa böyle teknolojiyle o zaman futbol nereye gidecek? Bundan sonra Dünya Kupası'nı nasıl yapacak? Uzayda mı yapacak? Hocam yarınki programımızda çok daha detaylı sohbet ederiz. Bugün programımızın bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sayın Ahmet Nurçebir'in Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın bir açıklaması var. Bunu aktarayım, yorumunuzu rica edeceğim sizden. Diyor ki Ahmet Nurçebi, biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik. Yani yabancı futbolcu kuralı. Olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının artmamasını ve 7+4 olmasını istiyoruz. Bu talebimizi Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi olarak ileteceğiz. Gelecek sezon daha fazla yerli oyuncu oynatma zorunluluğu olmalı diyor. Ahmet Nurçebi, ne diyorsunuz? Şimdi Ahmet Nurçebi'ye ben katılıyorum. Ben zaten işin başında yerli sporcuyu şöyle yorumlamaya başladım. Endüstriyel futbol gereği Türkiye'ye gelen yabancılarla rekabet eden gençlerimizi onları aşacak ve forma kapacak bir noktaya getirmesinden yanayım. Evet. Yani bizim
bu çabuk çabalarının en önemlisi Beşiktaş'ta yapılmıştır. Beşiktaş kulübünde Ahmet Nurçevi biraz geç kaldı bu konuyu el atmakta. Ama anladı durumu. Çünkü ekonomisi bozulan bir kulüp gibi gösteriliyor Beşiktaş. Halbuki Beşiktaş'ta da çok yabancı oyuncu var. Yabancı sayısı azaltılırsa değil. Yabancılar serbest kalsın. Bizimkiler de serbest kalsın. Biz eğitime devam edelim. Yani Amerika'yı 19-0 yenen bir takımın Dünya Kupası'na gitmeme nedenlerini ortadan kaldıralım. Ve futbol oynayan, dışarıya pazar olarak bizimle oyuncularımızın kolaylıkla yalvarılan, yakarılan, zorla transfer edilen oyuncular haline getirelim. Peki hocam. Beşiktaş'ta böyle bir kulüptür diye diyorum. Ahmet Nurçevi'ye katılıyorum ama biraz daha geç kaldı bu açıklamasında diye düşünüyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yarın görüşmek dileğiyle hocam. Sağ ol. Konuğumuz teknik direktör Adnan Dinçer'di. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar dilerim. Tutturun sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.